İyi akşamlar efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Bugün şimdiki zamanı Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. Antalya Konyaaltı Belediyesi binasından gerçekleştiriyoruz. Onun toplantı salonundan gerçekleştiriyoruz. Tanıtımlarda duydunuz belki. Duymadıysanız da şimdi size anons edeceğiz. Antalya'da soluk soluğa bir yarış var. Soluk soluğa diyorum çünkü gerçekten bütün Türkiye nefesini tuttu. Çok illi merak ediyorsunuz. Biliyorum İstanbul ne olacak 31 Mart akşamı? İzmir ne olacak? Bursa ne olacak? Adana ne olacak? Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, özellikle muhalefete gönül veren, destek veren seçmenler kilitlendikleri iki il var. Birisi Ankara, öbürü Antalya. İkisinde seçim sonucu çok merak ediliyor. 31 Mart akşamı sandıktan ne çıkılacak merak ediliyor. Biz de bugün şimdiki zaman siyaset programını Antalya'dan gerçekleştirelim dedik. Ve Antalya'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böce'ye konuk olduk. Muhittin Bey hoş geldiniz. Biz de hoş geldik herhalde değil mi? Efendim siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Muhittin Böcek bugün konuğumuz. İlk bölümde Muhittin Böce'ye sorularımız olacak. Seçim sonucunu ne görüyor? Nasıl bir seçim propaganda süreci, bir kampanya süreci yürütüyor? Tüm bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Gerçekten dediğim gibi soluk soluğa ve bütün Türkiye Antalya'ya ve Ankara'ya kilitlenmiş durumda. Tabii diğer illerimize haksızlık olmasın. Diğer illerimiz de çok merak ediliyor ama bu iki il kritik. Acaba Antalya tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecek mi? Bu soruların cevabını da Muhittin Böcek'ten öğreneceğiz. Tabii sadece Muhittin Böcek yok. Bugün İstanbul'dan söküp getirdiğim iki değerli arkadaşım, dostum da var. Gazeteci Necdet Saraç. Necdet Bey hoş geldiniz. Antalya'yı nasıl buldunuz? Antalya muhteşem. Tabloya bakınca zaten tabloya bakınca görüyorsun görüyor, yani. Değil mi? Evet. Evet. Ve sevgili Barış arkadaş. Sevgili Barış, bugün bir izleyicimiz atmış. Barış gene kartları açtı mı diye. Açamadın herhalde. Çünkü Muhittin Başkan'ın projeleri Muhittin orada başkanı doldurdu herhalde. Biraz daha yer kalırsa anlatacağız tabii. Evet. Maşallah. Tabii Necdet, bu Konyaaltı bulunduğumuz yer. Evet. Burası tabii Antalya'nın her yeri böyle değil. İnşallah başkanım kazandıktan sonra her yer bu hale dönecek değil mi? İnşallah hadi bakalım. Şimdi evet ilk bölümde Muhittin Böcek'le birlikte olacağız. Projelerini soracağız ama sevgili izleyiciler programa girmeden hemen önce küçük bir şey hatırlatayım. Daha doğrusu programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a ilişkin biliyorsunuz bugün hem sosyal medyada hem de diğer medyada da bir dava konusu gündeme geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bugün birinci ağızdan bu iddiaları dile getirince mesele adeta gündeme bomba gibi düşmüş oldu. Mansur Yavaş'ı yayına girmeden hemen önce aradım. Sayın Başkan, yarın basın toplantısı yapacaksınız. Bu iddialara açıklık getireceksiniz. Herkes merak ediyor. Bu iddialarda ne var, ne cevap vereceksiniz ve sizin adaylığınızı etkileyecek mi diye. Mansur Yavaş bugün şimdiki zaman programına özel, Halk TV'ye özel, yarın tabii ayrıntılarını anlatacak. Çok kısa ama etkili 3 cümle söyledi. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Mansur Yavaş'ın özel demecini, çünkü Halk TV izleyicilerine özel bir önem veriyor. Onu açıklayacağım dedi. Biz de sizlerle biraz ilerleyen dakikalarda bu 3 cümlelik mesajını sizlerle paylaşacağız diyelim. Bir not ileteyim. Antalya'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan bahsettik. Niğde Belediye Başkan Adayımız Rasim Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Herkese selam söylüyor. Başkanım size de başarılar diliyor. Niğde'yi unutmayın, Niğde'yi de kesinlikle kazanıyoruz diyor. O mesajı da buradan iletelim. Evet, peki. Şimdi sevgili başkan, hatırlar mısınız? 2016'ydı. Siz burada kitap fuarı yapıyordunuz. Biz de kitap fuarlarına geliyoruz. Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği bu güzelim etkinliğe. Geliyorduk. Ben de sizinle canlı yayın yapmıştım Halk TV'de. O zaman dedim ki başkan artık Konyaaltı yetmez. Antalya Büyükşehir'e aday ol artık demiştim. Siz de öyle bir an duraksadınız ve dediniz ki inşallah olacağız herhalde. Diye diye sizi yaptık aday herhalde değil mi? Şimdi hayırlı uğurlu olsun tekrar. Seçim kampanyasına başladınız. Bugün izleyicilerimize de şunu paylaşayım. Ben bugün gündüz saatlerinde sevgili Muhittin Böcek'in seçim kampanyasını izlemek üzere onun kafilesine dahil oldum. Kısa bir süre Kepez'de birlikte gezdik. Kepez çok önemli bir ilçe, onu da soracağım ayrıntılarını. Çünkü Antalya'nın belki de seçimin sonuçlarını belirleyen en önemli ilçelerden birisi. Gerçekten dinamik, çok aktif bir kampanya yürütüyor. Ben de soluk soluğa kaldım doğrusu peşinden giderken.
Ama seçim dönemleri böyle oluyor. Şimdi biz dedik o zamandan bu yana sizin gerçekten bir adaylık süreciniz başladı. Şimdi ilk planda hemen bir soralım. Kampanya nasıl gidiyor başkanım? Herkes merak ediyor. Dediğim gibi gözler Antalya'ya çevrilmiş durumda. İlk izleniminiz, kampanyanın ilk dönemine ilişkin, çünkü son periyoda giriyoruz, son 20 günlük periyoda giriyoruz. Nelerdir izleniminiz? Evet, öncelikle şimdiki zaman programında sevgili Halk TV izleyicilerine güzel Antalya'mızdan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler de Antalya'mıza hoş geldiniz. Şimdi tabii ki sizin de söylediğiniz gibi 25 yıllık bir siyasi süreç yaşadığımız için bu siyasi sürecimizin bir başarı öyküsüne dönüştüğünü Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün sevgili Antalyalılarımız hepsi bilirler. Antalya'mız 2.426.356 nüfusu olan 19 ilçesi ve 913 mahallesi olan 20.177 kilometre bir alana sahip. Hani turizmin, tarımın ve ticaretin başkenti diye de anılır biliyorsunuz. Şimdi biz öncelikle bu 25 yıllık süreçteki başarı hikayemizi, öykümüzü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görmüş olması ve bizi doğup büyüdüğümüz bu topraklara aday etmesinden dolayı ben sevgili hemşehrilerim adına başta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e öncelikle teşekkür ediyorum. Ve ben de beni bu göreve layık gören büyüklerimizi, ittifakın bütün çalışanlarını ve sevgili Antalyalıların da inşallah desteğiyle bu göreve de nasip olursa hazırız. Bu konuyla ilgili öncelikle düşüncemiz bütün vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu, barış içerisinde yaşayabileceği bir Antalya'yı inşa etmek üzere geliyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz. Yani öngörümüz 50 yıllık bir süreçle ilgili. Burada planlı deyince sadece planlarını yapmayla alakalı değildir. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye'mizde 150 gündem olursa 100 tanesi plan tadilatlarıyla geçer. Biz onu yapmamak üzere bütünsel bir planlama çalışması yapacağız ve bu planlama sonucunda işte 100 binlik, 50 bin, 25 binlik, 5 binlik ve 1000'lik ve uygulamayı ilçe belediyelerimizle beraber yapacağız ve 20 yıl sonra çocuklarımız kendi arsalarının veya ilçedeki durumu ne olacağını bilecekler. Bunları yapacağız. Bu kural derken mesela Antalya'mızın baştan sona sahilleriyle ilgili, arıtmalarıyla buna benzer bütün sorunlarını çözmek üzere geliyoruz. Şimdi sevgili başkan, bu projelere biraz daha ayrıntılı gireceğiz. Çünkü bir 30 dakikalık süremiz var. Yeter mi diyorsunuz? Yettiği kadar. Yettiği kadar. Ama şimdi bir özel izleyicimizden bahsetmek istiyorum. Özelde bir soru. Deniz Baykal. Sevgili Deniz Baykal, Türk siyasetinin unutulmaz ismi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı. Deniz Baykal da sizin programa çıkmanız konusunda şöyle bir şey söylemiş. Genel Müdürümüz Şaban Sevince. Aynen okuyorum. Deniz Bey diyor ki, muhteşem bir yükselişi var. TV'ye çıkmayı pek sevmez. Ama TV'de bir hayat hikayesini anlattırırsanız roman gibi ilgi çeker demiş Deniz Baykal. Herhalde bu soruyu yerine getirirsiniz. Sizin bir hayat hikayenizi bir dinleyebilir miyiz? Oldukça ilginç çünkü. Nasıl başladınız? Yani siyasetten önceki hayatınız, tabii ki sonra biz, siyaset. Ortaokul yani 2'de babamı kaybettim. Biz varlık yokluk içerisinde hayatımıza devam ettik. Dağda bayırda harman makinesi çalıştırdık. Kemer antalyarız şoförlük yaptık. Ne şoförlüğü yaptınız? Otobüs. Otobüs şoförlüğü. Tabii. 18 Nisan 1999'da belediye başkanı olduğumda şoförler odasından sicilimi sildirdim. Onun için yaşamımız hep böyle bizi ortaokulda rahmetli olunca babam, bize annemiz, annem de rahmetli, onlar da nurda yatsınlar. Biz hep anne baba hasretiyle de büyüdük ve ticaret de yaptık. Derken siyasete başladık. Siyasette tabii ki zaman zaman siyaset uzun ince bir yoldur. Bunlarla ilgili de çok olaylar yaşamışızdır. Ama her şeye rağmen biz 25 yıllık süreç içerisinde bizi seven, seçen, aday eden, işte önce Mesut Yılmaz'a
önceki dönem başbakanı. Bu arada Sayın Mesut Yılmaz da geçmiş ki, olsun dileklerimizi iletelim. Aynen, bir rahatsızlık geçmiş olsun geçirdi. Dileklerimi iletiyorum. Zaten telefonunu da aramıştım. O vesile olmuştu 5 yıllık Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'na. Sonra ilk dönem belediye başkanlığım Anavatan Partisi'nden. 2002 yılında parti barajı geçmeyince Mesut Bey istifa etmişti. O dönemde işte Sayın Deniz Baykal, önceki genel başkanımız, ne yaparız dedi, beraber çalışalım dedi. Ve beraber başladık. İki ve dönem beni aday etti. O iki dönem etti. Sonra. Evet. Sonra da 30 Mart'ta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu aday etti. Şimdi de Büyükşehir'e de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Konya ben, altında 4 dönem var. 4 dönem tabii ki. 4 dönem kazandığınız seçim. Tabii ki 20 yıldır belediye başkanıyız. 5 yıllık da siyasi hayatımız. İşte bu deneyimlerimiz, bu birikimlerimizi şimdi... 4 dönemde Akdeniz Belediye Birliği Başkanımız var. Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 94 belediyemizin 74 belediyesi kapanmıştı. Ama biz hepsini ziyaret ettik. Hepsini adım adım biliriz. Oraları, köyünü, kentini biliriz. Hani tarlada izi olmayan, harmanda yüzü olmaz dedikleri gibi biz yıllardır bu Antalya'mızda bizi seven, seçen insanları da mahcup etmeden güzel projelerimizde Antalya'mızda Konyaaltı ilçesini değişimin yaşandığı bir kent haline getirmemizden dolayı doğalgazı tamamlanmış tek ilçedir. Sosyal kültürel anlamda yaptığımız bir sürü projelerimiz vardır. Bu binayı 3. dönemimizde yaptık. Hani zaman zaman derler ya CHP'li belediyeler, işte muhalefet olan belediyelere oy vermeyin gibi, bu binamız 70 trilyon liradır. Okumak lazım sloganıyla yola çıktığımız kitap fuarını yaptığımız Nazım Hikmet Fuar Kongre Merkezimiz 100 trilyon liradır. Çok güzel bir fuar merkezi ama. Biz de defalarca oradan, siz geldiniz mi? Ben yok geldim. Evet. Barış'la geldik. Yani oraya. Çok amaçlıdır bütün salonlarımız. Hani hep bütün herkesin kullandığı, burada bu belediyemizde 7 toplantı salonumuz vardır. Bay Bayan Mescidimiz vardır. Herkes en güzel şekilde hizmetini alırlar. Biz süreçle ilgili bu, hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Barış, bir şey mi söyleyeceksin? Ben yok, bugün biraz dolaştım. Lara'da dolaştım. Lara esnafının size çok selamı var. Sizin kazanacağınıza kesinlikle inanıyorlar. Zaten ben de epey bir dolaştım. Bir kuaföre gittim. Sonra plajda dolaştım. Sizden şunu istiyorlar. Lara plajının arkası Büyükşehir'e aitmiş. Oralara hiç bakım yapılmamış, hiç bakılmamış. Göreve geldiğinizde ilk olarak orayı yapmanızı istiyorlar. Sizden de bir söz almak istiyorlar. Şimdi Lara ile ilgili, Lara Kent Parkı 2003 yılında Bekir Kumbul zamanından Lara Kent Parkı olarak yapılmıştır. Yani bir yaşam alanıdır. Öyle güzel bir yerdir. Daha sonra belediyeden devlet aldı, bakanlık aldı ve 3 defa tahsis yapıldı buranın. Yani çok onunla ilgili çok fazla girersem uzun sürer. O yüzden... Biz işte şimdi projelerimde anlatacağım. Kruvaziyer liman yapacaklarını söylüyorlar şimdi oraya. Ve aynı zamanda 5 yıldızlı otel koymuşlar oraya. Şimdi halbuki işte sahillerimiz bizim hem yasadan da gelir. Tamamen halka açıktır. Halkın özgürce denize girebileceği alanlardır. Ama asla ve asla sevgili hemşehrilerimiz hiç tereddütü ve şüphesi olmasın ki Lara sahilleri halka kapatılamayacak. Konyaaltı sahil de kapatılmayacak. Çünkü 1.2 kilometreye de marina yapacağız diye tutturdular. Şimdi projelerine koydular ama biz ne Konyaaltı sahiliyle ilgili o 1.2 kilometre yerini ne de Lara'daki Kruvaziyer Limanı biz devletin Antalya bütünleşik kıyı alanları ile ilgili hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evet. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün Antalya evet, Büyükşehir ve aynı planı. Zamanda Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışma Sonuç Raporu da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bunlar yapılırken Büyükşehir'e de görev vererek bu kruvaziyer ve yük limanını Antalya limanında yapacaksınız diye net raporların sonucu var. Biz buna göre yapacağız. Ayrıca orada 5 yıldızlı oteli niye koyduklarını da bilemiyoruz. Bizim bütün projelerimiz halka dönük, yani ranta dönük değil. Şimdi onları ekibinizle konuştuk toplantıya girmeden önce. Evet. Ekibiniz bize şunu da verdi. Antalya'ya Antalya Yeter başlıklı şöyle bir kitapçığınız var. Çok ilginç şeyler var. Şimdi aslında Türkiye'de belediyecilik de biraz kabuk değiştiriyor. Çünkü devletin üzerinden yükü biraz almak amaçlı. İstihdam, sosyal yardımlar, tabii ki. İş,
Bütün bunların hepsini artık belediyeler üstleniyor. Yani merkezi yönetimden çok modern belediyeciliğin anlayışı bu. Siz altı başlıkta, burada ben şey yaptım ama, şimdi altı başlık içerisine toplamışsınız projelerinizi. Sen ona bakarken ben de bir gözlemimi söyleyeyim. Söyle, bir gece söyle Barış. Muratpaşa'da, Konya altında ve Kepez'in bir kısmında da dolaştım. Muhittin Başkan'ın kampanyası nasıl diye, görünürlüğü nasıl? Yani şunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Görünürlüğünüz Menderes Türel'den daha yüksek. Her yerde rastladım. Hemen hemen her sokakta kampanya açısından baktığımda biraz da siyasetçi gözüyle baktım. Sen broşürler baktım. Vesaireler mi diyorsun? Özellikle açık hava alanları çok doğru kullanılmış. Ha. Yani nereye dönseniz Muhittin Böceği görebiliyorsunuz. Evet. Belediye imkanlarıyla değil yalnız. Belediye imkanı değil Muhittin tabii. Böcek karşınızda sevenlerinin... Büyükşehir Belediyesi var. Hayır hayır, Muratpaşa zaten sizin yönettiğiniz bir belediye değil. Evet evet. Diğer yerlerde değil, Kepez'de değil ama hemen hemen her yerde başkanı görebildim. Evet. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bizim bu göreve bir yıldır zaten bir çalışmam vardı. Siz daha önce canlı tabii yayınlarda yani söylediniz. Biz araştırmalar yaptık Antalya'mızda. İlk yani sorunlarımızla ilgili neler vardır düşüncesiyle. Tabii ki şu anda Türkiye'de ekonomik kriz var ilk sırada. Çok fena hem de. Çok fena. Evet, yani biz 6 ay önce yaptırdığımızda birinci sırada işsizlik, ikinci sırada ulaşım. Çıkıyordu. Çıkıyordu. Şimdi ne çıkıyor başkan? Şimdi ekonomik sıkıntı çıkıyor. Yani her gün işte değişik ilçelerimize gidiyoruz. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla beraber. Gerçekten onların durumlarını gördükçe de üzülüyorum. Yani ziyaretimiz sırasında kaç yerin devredileceği ile ilgili de yazılarda görüyoruz, üzülüyoruz. Şimdi bizim projelerimizle ilgili. Evet. İsterseniz bir ulaştırmadan başlayalım mı? Ulaşımla ilgili. Ulaşım, yani ulaştırmadan ulaşım kastediyorum. Tabii ki. Yani biz Antalya'mızda şunu yapmak istiyoruz. Trafik nasıl? Trafik zaten ulaşımla ilgili sıkıntı çıktığı için şunu söylemeye çalışıyorum. Biz Antalya'da ulaşım master planını, biz bilimsel artık hep inanıyoruz ve doğru olduğuna inanıyoruz. Daha önce ulaşım master planı Antalya'mızda 7 ilçemizde yapıldı. Bizim 19 ilçemiz var. Biz 19 ilçemizde 1 Nisan itibariyle Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle 1 Nisan itibariyle 19 ilçemizde ulaşım master planı ve sonuçlarını bakacağız. Sonuçlarıyla ilgili hafif raylı, raylı, monoray ne çıkarsa. Burada bizim bütün amacımız Antalya'da minibüsçü, otobüsçü ve taksici esnaflarımız var, servisçilerimiz var. Biz bu ulaşım konusunu çözerken sadece ben bilirim yok. Zaten bizim sloganımız ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız dediğimiz konu bu. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren, onları da mağdur etmeden bizim amacımız taşıyanlar da memnun olacak, taşınanlar da. Yani bununla ilgili ulaşım sorununu çözeceğiz. Bir de şeyiniz var, ulaşımla ilgili ilaveciniz yoksa refah arttırıcı projeler diye. Yani hayatınızı ucuzlatacak projeler demişsiniz. Şimdi bütün belediyelerde bunu görüyoruz artık. Hemen hemen bütün tabii, belediyecilik anlayışında zaten Antalya'mızda, hayatı nasıl hayatı ucuzlatacak? Biz yerelden kalkınma. Yani biz mesela, ne üreteceğiz. Biz somut. Mesela somut. Korkut Eli'ne halk yem fabrikasını kuracağız. Halk? Yem. Yem. Evet. Halk yem fabrikasını kurma amacımız... Maliyetine yine o yemle ilgili de yine köylülerimizden, hemşerilerimizden alacağımız ve halk yem fabrikasını kuracağız. Bütün besicilikle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere yani hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza maliyetine yem vereceğiz. Ki üretici kazanacak. Mesela halk süt yapıyoruz. Geleceğimizi teminatı. Orada bir tane daha şey geldi. Halk mama var galiba. Halk mama. O çok ilginç. Halk mama şu... Mesela bizim Antalya'mız biliyorsunuz sebze ve meyve bakımından çok Türkiye'yi hatta yurt dışına bile... Besleyen, Türkiye'yi besleyen. Evet, tabii. Aynen öylesi bir yerdir Akdeniz burası, Antalya. Ve biz sevgili, yani üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturacağız biz. Kooperatif düşünüyoruz. Tabii ki, kooperatifleşeceğiz. Yani bütün vatandaşlarımızın elektrik, su mesela... Elektrik parası çok fazla geliyor biliyorsunuz sulamayla ilgili. Mesela elektrik parası almayacağız. Şimdi bir duyduk ki 5 yıldır elektrik parası alanlar, biz bunu söyledikten sonra işte elektrikten ücret almayacağız demeye başladılar. Çok önemli değil. Şimdi halk yemi de duymaya başladım. Allah'tan biz onlar projelerini açıklamadan biz daha önce noterden tasdikle etmiştik. Ama zaten. Olur tabii bu tip şeyler. Olsun bunlar. Biz seçim döneminde böyle şeyler olsun. Şimdi biz halk mamayla ilgili vatandaşlarımızın ürünlerinin garantörü gibi belediye olarak alacağız. Hani bizim Antalya'da
Şimdi çünkü mamayı kim yapacak? Para. Ben oradayım. Mama, Büyükşehir Belediyesi yapacak. Büyükşehir yapacak. Tabii tabii. Tamam. Ve meyvesini de alacağız vatandaşlarımızın. Halk tüketiciye sunacak. Tüketiciye parasını maliyetiyle. Yani böyle hem vatandaşlarımızın ürünlerini almış olacağız. Sonra da tüketiciyle buluşturacağız. Yani üretici tüketici arasında Büyükşehir Belediyesi. Halk su dedik. Finike'de mesela damacana suyuyla ilgili hemen tesisimizi kuracağız. Antalya'mızda hat safhada damacanaya talep vardır. Şimdi bu araştırmalar yapılır. Yani gönlümüzden ne geçerdi? Antalya'mızda menba suyu çeşmelerden içilmesiydi. Şimdi siyaseten şov yapanlar 2009 seçim bildirgelerinde Karacaören'den Manavgat'tan su getireceğiz. 2014 seçimleri geldi. Manavgat'tan Karacaören'den su getireceğiz. Şimdi yine yazmışlar. Evet. Biz aynı zamanda hem bunu bütün turizmcilerimize, bu su satışı yapan bütün o tedarikçilere, onlara ucuza mal edeceğiz. Bir taraftan da bunun gelirini Antalyaspor'umuza vereceğiz. Ha. Hani dökme suyla değirmen dönmez hesabı yapacağız. Doğru. Mesela besicilerimize o yardımı yapacağız, vatandaşımıza ucuz eti sağlayacağız. Hatta inanır mısın çok küçük hesaplarla siyaset yapıyorlar. Kasaplar Odası Başkanı, ANET'te görevli. Diyor ki siz Büyükşehir Belediyesi olarak yani mensubayı onlar yönetiyor şu anda. Onlara protokolle verildi. Diyor ki işte siz diyor kasap dükkanı açacak mısınız? Dedim ki ya bu nasıl bir söz, nasıl bir düşüncedir? Büyükşehir Belediyesi'nin işi yok da kasap dükkanı açacak değiliz. Bizim kasaplarımız sevgili esnaf kardeşlerim hiç merak etmesin. Biz ucuz et deyince mesela AVM'lerde tanzim, biliyorsunuz tanzim gibi satışlar gibi değil. Biz normal besici, hayvancılığı üreteceğiz. Hayvancı, besici kardeşlerimiz kazanacak. Şimdi maliyet çekeceğiz. Onlar, kasaplar kazanacak onu. Ve vatandaşımız da ucuz et yemiş olacak. Yani en kıymetli besinimizden. Bu arada sorular geliyor. Çok soru var. Çok soru var. Belki de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir sormak istiyorum Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Başkanım, yani yoksulluk ve işsizliğe karşı mücadele son derece doğru bir iş. Bence de üreterek yapacağız. Tabii tabii halkı, evet. Sosyal demokrat belediyelerin bu işi ayrıca daha da büyütmesi gerekiyor. Şimdi ama ben şöyle bir şey sormak istiyorum size. Antalya marka bir kent. Yani o anlamıyla da aslında evrensel ölçülerde de önemli tabii bir yer. Ki, tabii. Şimdi modern kentlerin tümü bazı işlerle anılıyor. Yani doğru. Bazı marka değerini arttıran işler vardır. Şimdi Muhittin Böcek Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda mesela nasıl başka bir Antalya olacak? Yani ben gözümü kapadığımda nasıl bir Antalya göreceğim? Örneğin diyelim Altın Portakal. Burayla bütünleşmiş bir şeydi. Son derece önemli. Şimdi yani, tabii ki ben nedir mesela? Sırası yani gelince olarak, çok evet. Önemli bir şey söylediniz. Ben sırası gelince Altın Portakal da geriye dönüyor. Zaten biliyorsunuz adını bile değiştirdiler. Antalya Film Festivali evet. Oldu. Yani, biz yıllardır çocukluğumuzdan beri işte 55.sini yaparken onu biliyorsunuz Antalya Uluslararası Film Festivali diye yaptılar. Hı hı. Ama Allah'ın izniyle yine milletimizin desteğiyle 1 Nisan itibariyle Altın Portakal'ı geri getireceğiz. 2 yıldır ulusal anlamdaki yerelde o filmler hepsi iptal oldu. Ulusal yarışma kalktı galiba. Kalktı. Yani bu konuda sanatçılarımız özgürce gelip işte şeye ithafen alıyorum ödülü dediklerini hazmetmek lazım. Yani onlara sanata da sanatçıya da saygı duymak lazım. Biz Altın Portakal'ı geri getireceğiz. Adı da Altın Portakal olacak. Ve aynı zamanda bunun galasında bütün vatandaşımızla beraber yapacağız inşallah. Yani şimdi Altın Portakal özüne... Biraz koparıldı herhalde halktan. Tabii ki koparıldı. Yani şu anda normal... Siyasilerin, yönetimlerin yani falan. Yani tabii ki. Portakal Film Festivali son derece önemli kesinlikle. Bir şeydi. Yani ayrıca bir tek ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de bir anlamı tabii vardı. Tabii ki devam edeceğiz. Tabii evet. Hepsine devam edeceğiz. Yani onunla ilgili de siz de hatırlatınca çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Başkan Barış. Başkanım çok soru geliyor. Bu akşam maşallah reytinginiz çok yüksek. Sandıkta da inşallah böyle olacak. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki kooperatifler hale girebilecek mi? Şimdi bir defa onu söyleyeyim. Biz günü kurtarmak için ve dönemi kurtarmak için gelmiyoruz. Evet. Yani biz ekibimizle beraber hani Antalya'mızı 50 yıllık bir öngörüyle işte planlı, kurallı, kimlikli kent getireceğiz derken şimdi bir taraftan bugünlerde yapılanlar, söylemler, bizim söylediklerimiz üzerine bizim projelerimizi alanlar hepsi sadece 31 Mart'ı kurtarmak üzere diyor.
Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız çok net söyledi. Yani haller kapanacak dedi. Sonra bakan devreye girdi. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adayı girdi devreye. Derken şimdi 31 Mart'a kadar ötelediler. Yani şu anda Antalya'mızda komisyoncu demek biliyorsunuz bizim köylülerimizin bir bankası gibidir. Onlar faiz de almazlar. Gidersin kız çıkaracağız, oğlumuzu evlendireceğiz, para alırsınız. Tohum için para alırsınız, ilaç için para alırsınız. Her şeyinizi gübre için para alırsınız. Sonra ürününüzü üretir, halde hesaplaşırsın, bazen de komisyoncuzlara borçlu kalırsın. O yüzden yani onlar hani günü kurtarmayla ilgili böyle zaman zaman bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim Antalyalı halkımız şehirlerin efendisi, hani köylerimizdir. Biz köylerimizle ilgili zaten üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Onlara köprü vazifesi göreceğiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Bunlarla ilgili kooperatifleşme olacak. Oradaki vatandaşlarımız hep onların mutluluğu için çalışacağız. Başkanım, iki soru daha sorup sonra Gürkan'a bırakacağım. Çok soru geliyor da o yüzden. 30 dakikayı dolduracağız. Yok, 30 biraz daha geçeriz. Bu arada şöyle bir şey çok söyleyelim izleyicilerimize. 30 dakika dedik ama Muhittin Başkanım bizden sonra da programları var. Ama bir 15 dakika daha çalacağız çünkü çok soru geliyor. Evet. İzni olursa 45 hemen dakika yapalım. Şunu söyleyeyim başkanım. Evet. Annelerden geliyor. İlk öğretim öğrencilerine ücretsiz toplu taşıma yapabilecek misiniz? TEOG denilen sınav için en az 3 araba değiştiriyorlar ve maddi imkanı olmayan öğrencilere bu konuda bir kolaylık sağlanacak mı? Biz eğitimle ilgili biliyorsunuz Antalya'mızda, Konyaaltı'mızda 5 ilkokulla başladığımız yerde 54 okulumuz vardır. Bir tanesinin hayırseveriz de bizizdir. Biz bütün hayırseverlerle beraber eğitime katkılarımızı bütün Antalyalı bilir. Biz üniversite çocuklarımız ayrı, normal ilk öğretimdekilere hepsine etüt merkezlerimiz var. Biz o çocuklarımızın hem ulaşımıyla ilgili hem servislerini koyacağız. Bizim üniversite öğrencilerimizle ilgili çok projemiz var. Mesela 5 tona kadar sudan ücret almıyoruz, örnek veriyorum. Üniversite öğrencilerimizle. Suyla ilgili de soru var da. Tabii ki. 5 ton derken nereye? Yani evlerde kullanılan. Evde öğrenci gelmiş iki arkadaşıyla kirada oturuyor. Kira kontratını getiriyor öğrenci Akdeniz Üniversitesi'nde. Hemen onun... İyi yaşayın. Hemen o çocuklarımızdan ücret alınmayacak. Yani onlarla ilgili zaten biz Akdeniz Üniversitemiz 72 bin öğrencisi var. Onlara biz otogarlara, havaalanlarına servis koyuyoruz. Orada kayıtları ile ilgili yardımcı oluyoruz. Konaklamaları ile ilgili. Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdumuz var. Yani biz eğitime adadık kendimizi. Yani biz kimsesizlerin kimsesi, herkesin hakkını korumaya, onlara yardımcı olmaya geliyoruz. Başkanım. Kaş'tan gelmiş, Kaş'ta son hala sorum. Su sorunu var. Su sorunu Kaş'ta. Bizim işimiz, Büyükşehir Belediye'mizin işi. 1 Nisan itibariyle Kaş'ta su akacak mı? Su Kaş'tan akacak, hiç problem olmasın. Bir soru daha var, sokak hayvanları ile ilgili başkan ne yapacak? Sokak hayvanları ile ilgili Türkiye üçüncüsü olduğumuz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde ayrıca biliyorsunuz Veterinerler Odası Başkanımıza da bunu özellikle sormuştum. Dedim ki Allah korusun hani bir hayvan masada kaldı. Ne yapıyorsunuz? Poşetle koyup yani onun bir şey yok. Şimdi sokak hayvanları ile ilgili de bir mezarlık konusu da var. Projemizde o da vardır. Antalya'da klasik otomobil kulübü olarak Barış, katılan... Hep sana mı yazıyor? Hep... Ne yapıyorlar? Hobi Fest varmış başkanım. Devam evet, edecek misiniz? Tabii ki devam etmez. Daha büyüyerek, daha büyük şehirdeyiz. Büyük şehirle beraber Gazipaşa'dan Kaş'a kadar zaten Antalya dışından da 26 İlimizden de gelenler vardı. Hepsiyle buluşacağız, birlikte yapacağız. Sorular çok da Gürkan'a bırakayım artık yoksa. Evet. Şimdi, Antalyalıların hepsi bu hayır, gece bende herhalde. Bende bir soru değil, bir ilginç bir mesaj var, onu bir okuyayım. Profesör Doktor, Antalya'nın aslında medar iftarı olmuş Profesör Doktor Alper Demirbaş mesaj atıyor. Diyor ki yıllardır Konya altında yaşayan biri olarak Muhittin Başkan'a sonuna kadar kefilim diyor. Profesör Doktor Alper Demirbaş. Alper Hoca'ya da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Transplantasyonun altın çocuğu olarak bilinen çok ünlü bir doktorumuzdur kendileri. Onu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi başkanım para mevzusuna gelelim mi? Finansman para, nerede bulunacak? Para mevzusuna Antalya'nın daha, durumu nedir? Para mevzusuna geleceğiz. Şimdi peki. Tünektepe projesi koydular. Daha önce özel idarenin yapmış olduğu ihalede bazen yapabiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi işte direkler şeyi taşıyamadığı için ikinci ihale yapıldı ve
Tünektepe yapıldı. Hı hı. Şimdi oraya hem simge olacak ve de 5 yıldız otel koyuyorlar projelerine. Simge, halbuki Antalya'mızın simgesi vardır. İvli Minaremiz'den tut, Antalya'mız herkes Saat Kulesi'ni orada bilir zaten. Bilin, doğru. Bununla ilgili biz orada Tünektepe'yi bütün halkımızın bugüne kadar işte döner gazino diyebilirler. O Tünektepe Antalya'da seyir tepelerinin olduğu, orada herkesin çayını kahvesini ailesiyle içebileceği, güzel manzaralar izleyebileceği seyir terasları yapacağız. Böyle ranta dönük, yani şimdi orada teleferik o zaman otele mi çalışacak? Bunlar doğru yatırımlar değildir. Şimdi biz projelerimizi bütün vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru için yapacağız demiştik. Mesela Kır Cami. Bugüne kadar bunun üzerinden siyaset yapanlar da oldu. Hala yapıyorlar şimdi siyaset. Ben 1999 yılında göreve geldiğim gün itibariyle Büyükşehir Meclis Üyesi sıfatımızda da hep oraların vatandaşlarımızın bunun bir kader olmadığını, bir tarafta bakıyorsunuz 8-10 katlı binalar, bir tarafta marul ekmeğe devam eden vatandaşlarım, sadece arada bir yol geçiyor. Planlar iptal olmuş ve bununla ilgili bütün büyükşehir başkanlarımızın da, ilçe belediye başkanlarımızın da çok büyük katkıları olmuştur. Şimdi yeni dönemde biz orada, hani galeriye sistemi yurt dışında da olduğu gibi, biz A'dan Z'ye Kır Camili hemşehrilerimizin de babadan atadan kalma bu yerleriyle ilgili çalışmalarımız, işte kanalizasyondur, elektrik, sudur, hepsini Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız ve ana arter yolları da açacağız orada. Şimdi bu özellikle Antalya çok yoğun yağışların yaşandığı. Yoğun derken birden aniden sel baskınlarının çok olduğu. Kadı kaçıran yağmurları vardır, evet, Antalya'da. Değil mi? Evet. Değil mi? Birden onlarla beraber biz hep sürekli İstanbul'dan şu haberleri duyarız. İşte Antalya'da sel oldu. Antalya'da işte şu kadar yeri, şu kadar evi, iş yerini su bastı şeklinde çok sayıda habere tanıklık ederiz. Antalya'yı da böyle dönem dönem sene içerisinde tabii, bu haberlerle görürüz. Tabii sorunlarını da biliyoruz. Evet, onunla ilgili de zaten çalışma yapacağız. Ama Kır Cami ile ilgili de buradaki hortuma bağlandı, yani iş oraya tabii, kadar tabii. Da geldi yani. Türkiye'deki tabii, şey, tabii. Sebze yani, meyve fiyatları tabii. Değil mi? Doğru. Bahaneler tamam. Hazır olur bunda, biliyorsunuz. Şimdi bizim zaman zaman esnaflarımızın işte bugün de gördüğümüz gibi her zaman sıkıntıları, gerçekten ülkedeki ekonomik kriz Antalya'yı da vurdu. Şu anda bütün vatandaşlarımız sıkıntı içerisinde. Mesela otellerden turistleri şehir merkezine getirme projemiz var. Yani bir cazibe merkezi oluşturmamız lazım. Bu Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi. Kaleiçi hepimizin gençliğinin geçtiği. Nereden derken mesela Belek'ten. Tabii işte, ki tabii ki. Yani değil mi? Şimdi Manavgat'tan, mesela yurt dışına mı? Gittiğinizde ben aynı zamanda Akdeniz düzeltiyorum. Turizm Birliği'nin de başkanıyım. Şimdi yurt dışına gittiğimizde mesela nerede bir eğlence merkezi, nerede bir dinlence, nerede bir yemek yenir, müzesi nerede? Yani böyle bir yer ararız gittiğimizde. Sadece standın başında kalmıyoruz. Şimdi Antalya'mızda böyle turistlerin de geldiğinde bir cazibe merkezi olması ve bu söylediğim şehrin, Antalya'nın ilk merkezidir. Kale kapısıdır yani. Burada ticareti geliştireceğiz. Yani bir tarafta eğlencenin olduğu Kaleiçi. Hepimiz Kaleiçi'ni biliriz. Yani çocukluğumuzun da geçtiği, gençliğimizin geçtiği yerden. Kale içinde bir taraftan eğlencenin, bir taraftan konaklama, bir taraftan Balbey ve Haşim İşcan'da ticareti de geliştireceğiz ve orayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Balbey ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız yine yanlış bilgiler verdiler Antalya'dan. Bir kamulaştırma kararı aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Buradaki arkadaşların yanlış bilgi vermesinden dolayı. Şimdi yine 31 Mart dolayısıyla tekrar geçen hafta iptal edildi. Yani vatandaşların da orada bir mağduriyeti vardı. Biz Antalya'da mağdurların sorunlarını da çözmeye geliyoruz. Mesela Santral Mahallesi'nde vatandaşlarımız belki altında mobilyatını sattı, motorunu, veya yenge hanımın bileziğini bozdurdu. Oradan gecekondu aldı, yer aldı. Şimdi onu bir firmaya verdiler ama kura çekilirken çok üzücüdür. O garibim bizim kıymetli hemşehrilerimizin kura çekiminde zemin ve kuzey veya çatı katı verdiler. Böyle bir şey yok. Bir de şimdi siyaseten aratıyorlar onları tek tek. Korkunun eceli faydası yoktur gerçi ama işte Muhittin Böcek gelirse işte buradaki sizin yerlerinizden de mağdur olursunuz. Ayrıca sosyal yardımlar yapılıyor. Bütün belediyeler yapar. Biz hani dinimizde bile sağ elle verdiğini sol elin görmeyecek derler. 25 yıldır yardım yaparız ama bir gün televizyon önünde bunu yapmadık. Yani hayrını uçurmadık.
Ama şimdi sosyal yardım alan 20 bin kişi vatandaşımız var. Oraya tek tek telefon açıyorlar. Telefonda işte eğer Muhittin Böcek gelirse yardımlarınız kesilir. Bilmiyorlar ki biz 25 senedir onlar yokken bile hiçbir görevde değillerken bu siyasette biz vardık ve bütün yardımların daha iyisini yapacağız biz. Hiç tereddüt olmasın vatandaşlarımızın. Şimdi işçi kardeşlerime şunu söylüyorlar. 250 kişiyi giydirdiler. Buralarında Menderes-Türel yazıyor. İşçi kardeşlerimiz de Muhittin Böcek'e kötületecekler. Seçimle ilgili risk görüyorlar zaten. İşten çıkarlar sizi. Aman ha, sakın ha Muhittin Böcek'e oy vermeyin. 10 binin üzerinde sadece belediyemizde çalışan var. İşte şirketler var biliyorsunuz. Ve ben de diyorum ki sevgili çalışma arkadaşlarımız hiç merak etmesin. Geçmiş dönemde Sayın Türel göreve geldiğinde işçileri sürgüne gönderdi ilçelere. Ve orada hatta rahmete kavuşan bile oldu kanserden, üzüntüden. Biz onları yapmayacağız. Ama o haksızlığa uğrayanları tabii ki gereğini yapacağız. Ama bunlar bizim için, biz belediye başkanıyız, biz şehri eminiz. İnsanların geleceğiyle çoluk çocuğu var. Onlardan kimseyi ayırmayacağız ve hiçbir zaman böyle ucuz siyasette yapmayacağız. Şimdi biz projelerimizi çok amaçlı yapıyoruz. Yani vatandaşımızın tüyü bitmemişin yetimin hakkını korumaya geliyoruz. Mesela afet toplanma merkezi yoktur Antalya'da. Ama biz Allah bir de yani Antalya'mıza da zaten afet hiçbir yere göstermesin. Ama biz hem stadın hem aynı zamanda devlet hastanesinin arasında 40 bin metrekare, geçmiş dönemde büyük apartmanların yapılacağı yerler, mahkeme kararıyla iptal edilen, orada o 40 bin metrekare alana afet toplanma merkezi, aynı zamanda 3 katlı otopark, üzerine de halkın buluşma noktası, kent meydanı yapacağız. Orası Fales Kavşağı'ndan çünkü Antalya Spor Kavşağı'na kadar şimdi dedi ki biz bunları yer altına alacağız orada trafiği ve üzerinde sosyal kültürel anlamda etkinliklerin yapıldığı, halkımızın yaşam alanı olacak bir yer yapalım düşüncesiyle başladık. Baktık şimdi projelere onlar da koymuşlar. Ya bu alt geçidi, üst geçidi. Yani hayır, olur. Alt geçidi, üst geçidi kendileri yaptı. Yanlışlıkların tescil farkına vardılar. O da güzeldir. Yani yanlıştan dönüyorlar. Daha peki, çok yanlışlardan dönecekler. Şimdi son 7-8 dakikaya kaldık. Şu finansman meselesi. Neden finansmanı finansmanla soruyorum? Finansmanla ilgili. Çünkü evet. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Bir kere izleyicilerimiz onu paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi Türkiye'de 5. borçlu belediyedir. 1.2 katrilyondur. Borcu. Borcu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz vatandaşın parasını çarçur etmeye gelmiyoruz. Biz onların parasını, pulunu korumaya geliyoruz. Şimdi biz bu borçlarla ilgili hiç borç yiğidin kamçısıdır. Biz bugüne kadar hiç borçsuz bir belediyeyiz. Biz az önce bu CHP'li belediyeleri Konyaaltı olarak bunları yaptık. Şimdi 20 Mart'ta da daha günü geçmiş borcumuzun olmadığı, yanımızda çalışanların hani teri soğumadan paralarını ödediğimiz bir belediyedir. Ve bütün işçilerimiz sendikalıdır. Aynı zamanda taşeron işçilerimiz de sendikalıdır. Biz onların hakkını koruyarak geldiğimiz halde bunun 20'sini de açıklayacağım. Şimdi burada başkan nasıl borçlanmış belediye? Borçların şimdi nasıl borçlanma biliyor musunuz? Şöyle, bizim mesela daha bir hafta önce bilgimiz oldu. Şeylerle ilgili tüm vatandaşlarımız bunları kamu ihale şeyinde görebilirler. Şu mesela sadece Boğaçayı film platosu ile ilgili 1 trilyon 400 milyar lira para vermişler. Danışmanlık ücreti sadece bu. Yani şimdiki seçim bildirgesine koyacaklarına 1 trilyon 400 ödüyorlar. Ayrıca Konyaaltı sahili mesela şöylesi 277 trilyon lira eski paraya göre parayı verdiler. Biz Konyaaltı sahilinde Türkiye birinciliği aldığımız projemizde biz yap işletle verdik. 120 gün süre koyduk. 120 günde tamamlandı ve belediyemize para almaya başladık. Şimdi 277 milyon lira yani eski parayla 277 trilyonu veriyorsun. Yıllık 7 milyon gelir geliyor diye övünüyorsun. İşte bütün hesap kitaplar böyle yanlış yere, yanlış projeler. Her yerde bir rantla ilgili. İşte ihalesine bile girmek istemem. Yani adrese teslim olduğunu. 1 Nisan'dan sonra zaten bunlarla ilgili de tüm Antalyalılarla yasa yönetmelik içerisinde bunlar da
paylaşacağız. Mesela borcun altından kalkabilecek misiniz? Efendim biz belediye Antalya'ya yeter dedik. Biz yerelden kalkınacağız. Biz tüyü bitmemiş yetimin haklarını koruyacağız. Biz burada şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakınız 1 trilyon 400 milyar lira sadece danışmanlık ücreti ödüyorsunuz. Ne kadar yanlış. Daha projede değil. Değil mi? Danışmanlık sadece. Çok net. Burada belge, bilgi, kamu ihale kurumuna hepiniz girseniz alırsın. Tüm Antalyalı hemşehrilerim hepsi alabilir. Şimdi biz mesela Antalya'mızda bir expo yapıldı. Expo'ya 2 katrilyon lira para harcandı. Bütün belediyelerimizin tüyü bitmemiş yetim haklarıdır. Burada belediyelerimizin gerçekleşen bütçesinin 1/2'sini 6 yıldır ödedik biz, 7. yıla girdi. Expo yapıldı, atıl kaldı orası. Şimdi film stüdyosu yapacağını söylüyor, seçim bildirgesine yazıyorlar. 2000'li yıllarda Serik Çandır'da aynı film stüdyoları yapıldı. Sadece ne bir oldu o stüdyolar? Sadece bir Gora filmi, bir de Amerikan filmi çekildi ve 17 milyon dolar masraf edildi. Ya bizim vatandaşımızın parasını çarçur edecek hiçbir şeyimiz yok. Biz vatandaşlarımızın hakkını korumaya geliyoruz. Biz çalışmalarımızı yaparken köydeki çiftçi abilerimizi, amcalarımızı düşünerek geliyoruz. Biz bu şeyleri hazırlarken hep bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ziraat mühendisleri odası ve üniversitemizin akademisyenleriyle hazırladık. Biz burada hiç Antalya'ya yeter dedik. Antalya yerinden kaldı. Hiç bizim para konusuyla ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Ayrıca iyi niyet mektuplarımız da hazır. Biz hem krediyi buluruz hem parayı buluruz. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyiş var. Önemli olan buraya kimsesizlerin kimsesi olmanız lazım. Bu insanların elinden tutmanız lazım. Antalya'mızı bir kavganın gürültüsü. Sosyal anlamda gittik. Altın Portakal gitti. Kavga, gürültü. Yani bir barış içerisinde, huzur içerisinde güzel bir kentimiz. 13 milyon turistin ziyaret ettiği bir yerdeyiz. Yani böylesi paraları çarçur etmeden doğru projeleri, bizim projelerimizin hepsi ayakları yere basar ve yasa yönetmelik içerisinde bunları yapacağız. Yani birilerine Antalyalı'nın geleceğiyle ilgili yanlış yapmadan projelerimizi uygulayacağız. Başkanım 45 dakikayı su gibi gitti. Ama bitmeden önce izleyicilerimizden de çok soru var. Son evet. Bir dakikada sizden şunu merak ediyorum. Anketler geliyordur elinize. Evet. Şu anda Antalya'da durum ne? Siz bir bunu söyleyin, bir de 31 Mart akşamı ne tahmin ediyorsunuz? Şimdi tabii ki Antalya'da bütün yapılan anketlerde, bizim yaptırdığımız anketlerde açık ara öndeyiz. Bir, ikincisi diğer rakiplerin yani karşı tarafın yaptırdığı, hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza giden anketlerde de önde olduğumuzu kendileri de biliyorlar. Ben ama hayatım boyunca, yaşamım boyunca, 25 yıllık siyasi hayatımda hiç vatandaşımın, sevgili hemşehrilerimin oylarına hipotek koymadım. Şu oyla seçilirim demedim. Ama en yüksek oyla seçileceğiz. Türkiye'de örnek bir il olacağız. Seçileceğinize Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle ve kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ittifakın dışındaki AK Partili, ülkücü, MHP'li, bütün Antalya'da yaşayan herkesin oylarına talibim. Biz doğup büyüdüğümüz bu topraklarda bizi seven, seçen insanları bugüne kadar hiç mahcup etmedik. Onların derdine derman olmaya geliyoruz. Evet. Antalya'mızı musmutlu, yaşanılabilir, huzur içerisinde bir güzel Antalya'mızı inşa etmek üzere geliyoruz. Ben, sen yok, biz varız dedik, biz birlikte yaparız dedik. Ağzınıza sağlık, size başarılar diliyoruz. 31 Mart akşamı bizim de ilgiyle, merakla beklediğimiz bir yer olacak Antalya. Bütün izleyicilerimizden o yönde sorular geliyor. Antalya'yı merakla bekliyoruz diyorlar. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Evet, ben de hem Barış Bey'e... Kapatıyoruz. Evet, kapatıyoruz. Evet, bu arada başkanım, Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz de bir mesaj yollamış. Size de selam var, saygılarını, başarılarını iletiyor. Diyor ki aynı başarıyı biz de Burdur'da tekrarlayacağız. MHP adayını geri çektirdi. Biliyorsunuz AKP MHP girecekti. Ve biz %55'in üzerinde bir oyla Burdur'u tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracağız diyor.
şu projem kaldı ya. Yani şu projem benim projem değil de. Boğaçay mı? Boğaçay ile ilgili inanır mısın? Bakınız bir şey söyleyeceğim. Şaban Sevinç herhalde bize bir dakika verir. Bir dakika alırız evet, herhalde. Tamam. Bakınız bu birinci projeleri. Tamam. Sayın Türel'in. Boğaçay 2014. Evet. Bu ikinci projeleri. Aynı yer. Aynı yer. Burada evet. Bizim Atatürk stadımız da var. Onu evet. Da alıyorlar. Bir yat limanı. Bir yat limanı falan. Bu üçüncü proje. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Şimdi sadece bir peyzaj düzenlemesiyle yaptıkları dördüncü proje. İşte paraların nerelere harcandığı gittiği belli. Bu onlar görevde değilken o Boğaçay'ını 169'dan 260'a çıkaran biziz. Birinci, ikinci etabını, projelerini onaylatan biziz. Ayrıca Sayın Mesut Yılmaz'a, Başbakanımıza, CHP'liydi o zaman Bekir Kumbul Başkanımız gittiğimizde DSE'ye protokolle yaptırdı. Hala Bekir Kumbul Köprüsü yazar. Biz oralardan geldiğimiz için biz projelere böyle vatandaşın tüyü bitmemişin yetkinin hakkını oralara şov için kullanmayacağız. Daha yapılanmayanlar bir sürü şeyler vardı ama onları söylemek biraz artık şey oldu. Başka programlarda olacak. Evet. Evet. Ben, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bütün izleyicilerine yine selamlarımızı sağ güzel Antalya'mızdan iletiyoruz. Sağ olun. Evet, teşekkür sevgili ederim. Dostlar. İyi yayınlar. Muhittin Böce'ye uğurluyoruz. Biz Türkiye gündemiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Biliyorsunuz bizim aralarımız hem kitap okuma saati hem de Halk TV'ye destek saati. Bir 15 dakika sonra karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyasette Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. İkinci bölümle karşınızdayız. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böce'yi uğurladık. Birinci bölümde beraberdik. Projelerini anlattı, iddiasını ortaya koydu. Ben dedi seçmenlerimin oyuna ipotek koymam ama seçimi farklı kazanacağım dedi. İlginç. Gerçekten anketlerin sonuçlarında öyle geldiğini söyledi. Şimdi bir başka ilgi çekici şehire ilişkin programın başında size duyurduğum bir mesajı, bir görüşmeyi aktaracağım. Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak biliyorsunuz Mansur Yavaş seçime giriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Mansur Yavaş'la ilgili geçmişte yaptığı avukatlık dönemine ilişkin bir iddiayı ortaya atmışlardı ve bu iddia bugün artık en yüksek ağızdan yani AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından ifade edilince adeta gündeme bomba gibi düştü ve gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Haliyle Cumhuriyet Halk Partili seçmenler de acaba Mansur Bey ne diyecek? Acaba bir moral bozukluğu mu olacak? Buna ne yanıt verecek dedi. Mansur Yavaş ilerleyen dakikalarda dedi ki yarın basın toplantısında bu konuya açıklık getireceğim ve görecekler dedi. Fakat ben bu akşam program olduğu için Mansur Bey'e ulaştım, Mansur Yavaş'a ve dedim ki yarın basın toplantınız var başkan dedim. Ama bugün şimdiki zaman izleyicileri için, Halk TV izleyicileri için kısa bir mesajınız var mı? Ne söyleyeceksiniz? İnsanlar merak ediyor. Çünkü seçime 20 gün kaldı. Ne olacağını merak ediyorlar. Çünkü pek çok ankette de birazdan konuşacağız ayrıntılarını. Mansur Yavaş'ın önde olduğu konuşuluyor, görülüyor. Pek çok anket şirketi. Hatta bunu Sayın Öseseki de ifade etti. Ben gerideydim, yetişmek üzereyim diyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz ama Mansur Yavaş'ın seçim yarışını önde götürdüğü artık su götürmez bir gerçek. İşte tam bu noktada 2016 yılına ait bir dava, bir karşılıklı itilaf davasının gündeme gelmesi sonucu bugün Mansur Yavaş'a işte adayınızı geri çekecek misiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir soru yöneltti Ömer Çelik. Ben de bunu sordum Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş aynen şu kelimeleri, şu cümleleri kullandı. Dedi ki, bana güvensinler, seçmene söylüyor, Cumhuriyet Halk Partili seçmene, İyi Partili seçmene, Ankaralılara söylüyor. Bana güvensinler, son çırpınışları, sonuç değişmeyecek. Evet, Mansur Yavaş'ın bize özel, şimdiki zamana özel demecini bir kez daha söylüyorum. Bana güvensinler, son çırpınışları, sonuç değişmeyecek dedi. Bunu da paylaşalım. Bunu da altyazı olarak da ekrana getirebiliriz.
yönetimden, rejiden bunu isteyelim. Mansur Yavaş'ın şimdiki zamana özel, yarınki basın toplantısından önce yaptığı son açıklama, bana güvensinler, son çırpınışları, sonuç değişmeyecek diyor. Çok kendine evet. güvenli bir ifade evet. söylemiş. Herhalde yarın basın toplantısında da bu konuyu çok ben. Net bir şekilde açıklayacak. Ama sevgili Barış, ilginç laflar da geliyor. Adaylığını bile engelleyebileceği şeklinde ifadeler var. Bu oraya kadar uzar mı bu iş? Gürkan, sadece Mansur Yavaş'ın adaylığını engellemeyi bırak. AKP'nin kulislerinde yerel seçimi nasıl yaparız da erteleyebiliriz konuşuluyordu. Bundan bir hafta öncesine kadar. Çünkü özellikle son dönemde giden kamuoyu araştırmaları ve anketler AKP ve MHP açısından tehlike sinyallerinin artık süreklileştiğini gösteriyor. Bir kere bugün benim elde ettiğim bir araştırmaya göre Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da çok güzel bir yol aldı. Onu bir kere söyleyelim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası özellikle muhalif seçmen tarafından da benimsendi. Hatta AKP ve MHP'li seçmenlerden de ciddi bir ilgi gördüğünü anladık. Bugünkü anketlerde, araştırmalarda şöyle söyleyebilirim. Eskişehir, Ankara, Antalya, Adana, Muğla, Aydın bunların tamamında Cumhuriyet Halk Partisi kimi yerde önde, kimi yerde de başa baş bir noktaya gelmiş. Yani bir hamleyle daha, ciddi bir hamleyle bu belediyeleri yeniden kazanabilecek. O illeri bir daha sayabilir misin? Tabii, Barış? Söyleyeyim. Mesela Mersin, Vahap Seçer çok geriden başlamıştı. Epey bir yol almış bugün gelen araştırmaya göre. Onu gördüm. Adana'da Zeydan Karalar evet. ezici bir çoğunlukla Adana Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracak. Tabii Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in katkılarını da söylemek lazım. Hakikaten aday gösterilmemesine rağmen Zeydan Karalar'a... O da adaydı. Tabii aday adaydı. Çünkü... Büyükşehir istiyordu ama hakikaten Soner Çetin de biliyorsun Zeydan Karalar aday ilan edildiğinde Adana'ya gitti karşıladı. Adana'ya indiğinde gitti karşıladı. Gitti karşıladı. Tabii siyasette çok zordur bunlar. Ve onun da desteğiyle Zeydan Karalar ezici bir çoğunlukla Adana'yı kazanacak. Keza Antalya'da zaten en az 8-9 puanlık bir Cumhuriyet Halk Partisi lehine fark var. Hemen yanına gittiğimizde Burdur. Burdur'da Ali Orkun Ercengiz MHP adayını geri çekmesine rağmen ciddi bir başarı gösteriyor. Yukarıya doğru çıktığımızda Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da, Bursa'da ciddi bir oy yükselişi var. İstanbul'da da özellikle Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse yarışı başa baş getirdiği yönünde kamuoyu araştırmaları var. Hı hı. Şimdi AKP iktidarı bu tabloyu görüyor. Bu tabloyu gördüğünde de ne yapıyorlar? Şunu konuştular Necdet. Nasıl yaparız da yerel seçimi erteleriz? Bu beka tartışmaları falan zaten o yüzden özellikle ortaya atıldı. Çünkü AKP şunu görüyor. AKP seçmeninin önemli bir kısmı AKP'den artık yoruldu. Neden yoruldu? Şundan. 17 yıldır ülkeyi tek başlarına yönetiyorlar. En sonunda AKP seçmeninden neyi istediler? Bize başkanlığı da verin, size cenneti getireceğiz dediler. Peki tablo ne? Önümde. Yeni ekonomi programı diye bir şey açıkladılar. 3.8'lik bir büyüme hedefi koydular. 2.6'da kaldı. Türk ekonomisi şu anda %3 oranında küçüldü. Bakın daha bugün açıklanan rakamlar. Bu ne demek? İnşaatta 8.7, imalat sanayinde 7.4 daralma var. Gürkan, Türkiye küçülüyor. Ve geçen hafta da anlatmıştım, burada söylemiştim. Bir daha söyleyelim. Türkiye şu anda bir slumpflasyon sürecini yaşıyor. Ne demek bu? Ekonomi küçülürken enflasyon artıyor. 1929'da Amerika'nın yaşadığı kapitalizmin birinci bunalım dönemini şu anda yaşıyoruz. Artık vaat edecekleri hiçbir şey kalmadı. Şimdi bugün açıklanan bir rapora göre AKP döneminde Hollanda'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanda biz tarım alanlarını kaybetmişiz. Bugün patateste ithalat teşviki koydular. 200 bin tona kadar patates ithal edenlerden vergi almayacaklar. Bu ne demek? Türkiye artık patates ithal eder hale geldi. Şimdi bu anlattığım tabloya bak. Ekonomi çökmüş. Tarım ortadan kaybolmuş.
işsizlik gitgide artıyor. Ekonomi %3 oranında daralmış ve gelir seviyen 2007'ye dönmüş Gürkan. Hı hı. 2007'de kişi başına düşen gelir neydi? 9.632 dolardı ki o da aslında hesaplaması da ayrı bir saçmalık. Yani, tabii, yani benle Sabancı'yı aynı kefeye koyup ondan sonra parayı gayri safi milli hasılayı dağıtıyorlar. Hani ona rağmen şu anda... Sen de belki olabilir eski milletvekili. Yok valla şey bende yok Necdet. Olsa senden saklamam biliyorsun. Zaten Gürkan'dan hiç saklayamam. CHP'li milletvekillerin çoğu aslında zor koşullarda yani ekonomisi zor idare edilen milletvekilleri. Şimdi Gürkan... Yani AK Partili milletvekilleriyle karıştırmamak lazım diyorsun, iktidar milletvekilleriyle. Bak, geçen hafta sevgili Necdet'te bir toplantıya katıldık. Sen de davetteydin ama Ankara'da olduğun için gelemedin. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın, Bu arada Ertan'ı kutlamak lazım. Ertan Aksoy'u diyeceğim. Ertan Aksoy'u kutlamak lazım. Şimdi Sosyal Demokrasi Vakfı'nın yaptığı bir araştırma, künyesini de söyleyelim. Şubat ayının... Son bir haftasında 1067 kişiyle yapılan bir araştırma, SODEV Başkanı Ertan Aksoy'un yaptığı bir kamuoyu araştırması. Evet, ne yazıyor orada? Şunu söylüyor, bak Türkiye'de diyor ki, Gürkan çok feci bir tablodan bahsediyor. Hı hı. Türk halkının %51.6'sı geçen sene aldığı eti, yediği eti bu sene alamamış ve yiyememiş. %51.6'sı. Vatandaşa soruyorlar, birinci sorunun ne? Vatandaşın 64.8'i SODEV'in araştırmasına göre birinci sorunum ekonomi diyor. 51'i işsizlik diyor, 17'si eğitim diyor, 14'ü güvenlik, 11'i adaletsizlik. Şimdi bu tablo neyi gösteriyor biliyor musun Gürkan? Bu tablo aslında o dediğimiz ekonomideki slamflasyonun topluma yansıması, yani çöküşü gösteriyor. Türkiye'de şu anda... Ekonomide bir çöküş var. Bunun adı kriz değil. Kriz olarak bunu anlatmak, hakikaten tablonun gerçeğini anlatmak demek değil. Şu anda bir çöküş yaşıyoruz. AKP bu çöküşü görüyor. Bu çöküşü gördüğü için, biraz sonra konuşacağız, kimi zaman din istismarına, kimi zaman ezan üzerinden bir toplumsal provokasyona ve kutuplaşmaya, geleceğiz. Tabii ki kimi zaman da söyleyecek bir şey artık kalmadığı için, toplumu korkutarak beka sorunumuz var diyerek oy devşirmeye çalışıyor. Beka sorunu kimin var? Beka sorunu MHP ve AKP'nin üst düzey yöneticilerinin var. Evet. Çünkü bu tabloya göre iktidarda kalamayacaklarını Peki. görüyorlar. Şimdi tamam. Buradan ben Necdet Saraç'a döneyim. Evet, devam edeyim. Şimdi aynı Mansur Yavaş'ın yani bu 2016'da bir iddia var ortada. Bu iddiaya yönelik savcılık bugüne kadar start vermemiş, iddianame düzenlememiş ama bir bakıyoruz. Seçim sattım haline girildi. Evet. Hatta son düzlük. Tabii son düzlük. Son 20 gün kaldı. Mikrofonunuz düştü. Tamam. Takın isterseniz. Hemen düzelteyim. Ha, ondan sonra 20 gün kaldı. 20 gün kala bir bakıyoruz. Bir anda iddianame düzenleniyor. Savcılık iddianamesi düzenleniyor evet. Mansur Yavaş için. Tabii yani bu ne kadar artık olur, ne kadar ciddi alınır, ne olur, ne biter bilmiyoruz. Seçmen tarafından ama neticede bir idari İddianame, ve adli bir süreç var. Ayrıca süreci hızlandırdılar, onu görmek evet, lazım. Yani, çok hızlandırılmış gün, durumda. Evet, hızlandırılmış durumda. Şimdi bunu nasıl okumalıyız? Ya bunu nasıl okumalıyız? Aslında Barış'ın söylediklerine ek olarak aslında o gözle de bakmak lazım. Mevcut iktidar iki şeyi hızla kaybediyor. En önemlisi psikolojik üstünlüğünü kaybediyor. Yani iktidarın 16-17 yıldır bir psikolojik üstünlüğü vardı ve her söylediği sanki kabul görüyordu. O yüzden de iktidar dikkat edin son birkaç aydır sürekli söylemlerinde değişiklik yapıyor. Sertleştiriyor, tutmayan söylemini yerine yeni birisini koyuyor. Bu anlamıyla da iktidarın Mansur Yavaş'a yönelik bu hamlesi aslında korkuyu gösteriyor. Çünkü Mansur Yavaş adaylaştığından bu yana için siyasi söylemlerini de bir kenara bırakıyorum. Ankara'da psikolojik bir üstünlük kazandı. Ve genel kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Evet ya, ÖSS'deki zayıf bir aday, ÖSS'deki karşısında Ankaralı'da olan bir aday Mansur Yavaş olabilir gibi bir çok güçlü bir eğilimi beraberinde getirdi. Nitekim kamuoyu yoklamalarında yansıyan işlerden bir tanesi bu. Ve iktidar iki yerden çok korkuyor. Bir tanesi tereddütsüz İstanbul, diğeri de Ankara. Yani mevcut iktidarın buraları kaybetmesi... İktidarın çöküş sürecini ki fiili olarak zaten sistem çökmüş durumda. Sistemde nereye el atsan tutmuyor. Bu anlamıyla da Mansur Yavaş'a yönelik bu hamlede ciddi bir korku var.
ki ben de şeye katılıyorum. Yani iktidar böyle bir şeye cesaret edebilir mi? Son derece riskli bir şey. Ama demeçlere bakıldığında, iddianame sürecinin hızlandırıldığına bakıldığında vallahi adaylaştırmama dahil çeşitli hamleleri düşünebilir. Çünkü peki öyle bir şeyde ne sonuç çıkar? Ne ya böyle tabii. Yani bu saatten sonra artık 20 gün kalmış. Evet. Yani herhangi bir adayın adaylık durumunu engelleme, iptal etme, YSK'dan olabilir, başka bir yerden olabilir. Nasıl bir sonuç doğurur? Daha büyük krizi doğurur ve seçmenin tepkisini doğurur. Ya seçmenin tepkisi, şimdi AKP'nin inandırıcılığı ortadan kalkıyor. O çok önemli bir iş. AKP kendi seçmenin açısından da inandırıcılığını ciddi bir ölçüde yitiriyor. Böylesi bir hamle Türkiye'de aslında kriz hükümetlerinin, kriz iktidarlarının ortak şeyidir. Kaosu bir biçimde besler. Ayrıca şeyi hatırlayalım, yani 2015 seçimlerini hatırlayalım. Yani bir biçimde kaos söylemleri nereden çıkmıştı? Kaos esas itibariyle kaos söylemleri muhalefetten değil, iktidar kanadından çıkmıştı. MHP'yi de dahil ederek söylüyorum. Ya burada da böylesi bir şey yapar. Umarım olmaz. Yani bu temenni edilecek bir iş değil. Yani çünkü gerilimin bu kadar yükseltildiği, bu kadar arttırıldığı bir ülkede böyle bir hamle çok ciddi bir biçimde yeni gerilimlerin zeminini yaratır. Umarım olmaz ama olabilir mi? Kaybeden iktidarlar, çünkü mevcut iktidar iktidarı kaybetmek istemiyor ve biliyor ki İstanbul, Ankara gibi yerleri, demin Antalya'yı konuştuk. Yani görünen o ki iktidar birçok yerde kaybedecek. Niye kaybedecek? Önemli bölümünü Barış anlattı zaten. Ya bu kadar ekonomik krizin olduğu, yükseldiği, enflasyonun, hayat pahalılığının birinci sıraya oturduğu bir yerde sen istediğin kadar konuş, bir şey ifade etmiyor. Çünkü dün belki bu iş daha çok muhalefet partilerini ilgilendiriyordu ama bugün başka bir yeri de ilgilendiriyor. Kimi ilgilendiriyor? Hem SODEV'in araştırması da var, ben oraya da atıfta bulunayım. Hem de CHP'nin kendi yaptırdığı araştırmada çok önemli bir iş var. Ne bu? Son bir yıl içinde ekonomik durumu kötü ve daha kötü olan seçmen sayısı yalnızca CHP'lilerde artmadı. Yalnızca İYİ Partililerde artmamış durumda, yalnızca HDP'lilerde artmamış durumda. İktidarı oy veren seçmen kitlesinde %27.8 oranında AKP seçmenin durumu kötüleşmiş. Bu ne anlama geliyor? Vallahi hangi partiyi tercih edersen et, eğer tencere kaynamıyorsa, eğer sen mutfağına alışveriş yapamıyorsan, son bir yılda toplumun %51'i kırmızı et yiyememişse, seçmen kim, dün kime oy vermiş olursa olsun bugün bu tavrını değiştirebilir. Nitekim bunu yaşadık mı, bu ülkede de gördük. 2009 seçimlerinde AKP kendi siyasal tarihi içindeki en düşük oyunu ne zaman aldı? 2009 seçimlerinde. Niye aldı? Çünkü ortadaki ekonomik kriz bir biçimde seçime yansıdı, sonuçlara yansıdı. Burada da böylesi bir şey olabilir. Burada yapılması gereken, belki de en önemli şey, yapılması gereken hamle, ya CHP başta olmak üzere muhalefet hareketinin bence bu söylem, yani bu anlamıyla da ki bu tabloyu daha net anlatıyor olması gerekiyor. Ki şu ana kadar yapılan işlerde de, demin Antalya örneğinde de başkanı dinlerken, Muhittin Bey'i dinlerken de onu düşündüm. Karşı tarafla daha çok şey yapmak yerine kendi alternatiflerini sunan bir harekete ihtiyaç var. Bu işi büyütebilir diye düşünüyorum ve iktidar bu işin önüne geçemiyor, geçemeyecek de. Yani gayri hukuki ya da başka modellerle müdahale tercih edilmediği sürece belli ki bu sistem, yani bu sistemden de kastımı net söyleyeyim, başkanlık sistemi dikiş tutmuyor. Siyasal olarak tutmamış durumda, ekonomik olarak tutmamış durumda. Eğitimde, bakın çok önemli, yalnızca AKP seçmeni ekonomiden şikayetçi değil, eğitimden de ciddi bir şikayet var. Eğitimde de çünkü dibe çökmüş bir ülkeyi konuşuyoruz. Yani OECD rakamlarına göre de, PISA araştırma rakamlarına göre de Türkiye'deki ortaokul lise öğrencisi kendi dilinde okuduğunu anlayamayacak duruma düşmüş durumda. Yani bu anlamıyla beyin göçü kaçışları dedikleri yalnızca muhalefetle ilgili bir iş değil. Evet. Sonuçta AKP seçmenini de doğrudan ilgilendiren bir şey. Şimdi bunların hukuk keza böyle. Diğeri, bakın diğer dramı söyleyeyim. O yüzden bu iş artıyor ve AKP bunu tutamıyor. Ya kentler, şimdi kentleri sonuçta 25 yıldır İstanbul, Ankara'yı kim yönetiyordu? AKP yönetiyordu. Doğru. Bu zihniyet yönetiyordu. Önemli kentleri, Bursa'yı kim yönetiyordu? Bunlar yönetiyordu. Şimdi ne diyorlar? Kentlerle de ilgili mutsuzluk var. Yani Binali Yıldırım dahil olmak üzere kentlere yönelik yeni bir şey söyleyemiyorlar. Söyleme şansı yok çünkü kendisi yönetiyordu zaten. Doğru.
inandırıcılık meselesi önemli. Peki tam o noktada şimdi bunu niye yapıyorlar ama? Hayır şeye geleceğim. Ezan meselesine geleceğim. Tabii. Neden? Şunu söyleyeyim. Çünkü Barış mesela bu da hızlandırılmış bir gündem yaşıyoruz sanki. Ya, hızlandırılmış gündem. Yani böyle hani son 10 günde arka arkaya böyle bir işte gündemi değiştiren, sarsan bir takım gelişmelere tanıklık ediyoruz. Önce HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği olduğu iddiasını ortaya attılar. Sonra bunu güçlendirmek için yani adeta kurumsal bir işbirliği, terörle işbirliği yapıyor gibi bir hava verilmeye çalışıldı. Ardından işte ezan tartışması başladı. Bakıyorsunuz böyle tekil adaylar üzerinden her gün bir iddiayı, her gün bir şeyi dile getirmeye çalışıyorlar. Bu aslında seçim kampanyasının AK Parti olarak çok iyi gitmediğini gösteriyor. Artık bunu görmek çok için net. Kahin olmaya gerek yok. Çok net. Bir de buna şunu ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben bu anket şirketlerine güvenmiyorum dedi. Evet, evet. Bugüne kadar anketsiz adeta adım atmayan AK Parti ve adım atmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa dedi ki ben artık anketlere güvenmiyorum dedi. Şimdi ezan tartışması bağlamından başlayalım, anketlere doğru gidelim. Şimdi bir, ezanda ne oldu? Yani ezan tartışması nasıl çıktı? Olayın aslı neydi? İstersen onu bir anlat. Evet. Ardından da yavaş yavaş bu polemikler neden tırmandırılıyor? Anketler neler söylüyor? Bunlara bir gelelim. Şimdi hemen sondan başlayayım. Niye Mansur Yavaş mesela bugün bu kadar açıktan hedef aldılar? Aslında yandaş medya 4-5 gündür Mansur Yavaş'la ilgili bu haberleri yapıyor. Hı-hı. Bir ihtilaf davası var ortada. 2016 yılında Mansur Yavaş'la ilgili bir şikayette bulunulmuş. Ama ne ilginçtir ki 2016 yılından bu yana bu dosyanın kapağı bile açılmamış. Savcı zaten bu konuyla ilgili bir çalışma da yapmamış. Hı-hı. 2016 yılından beri. Ama ne zamanki Mansur Yavaş'ın anketlerde Mehmet Özasekin'in önüne geçtiği ve artık Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağı görülüyor... Ne yaptılar? Birdenbire harekete geçtiler. Mahkeme ne ilginçse 2016'dan beri yapılan bu şikayeti birdenbire hemen işleme koydu ve Mansur Yavaş'a 10 günlük bir savunma süresi verdi. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? HDP'ye yapılan taktik aslında şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygulanmak isteniyor. HDP seçmenine nasıl bir gözdağı veriliyor? Önce 99 belediye başkanı görevden alındı. Bak o görevden alınan belediye başkanlarının şu ana kadar Gürkan sadece 3'üne soruşturma açılabilmiş. 99 belediye başkanını görevden uzaklaştırıyorsun ama üzerinden neredeyse 2 yıl geçmiş sadece 3'üne soruşturma açabilmişsin. Peki bu alayı valayla görevden alınan HDP'li belediye başkanları ne suç işlediler bunları henüz bilmiyoruz. Çünkü ortada bir iddianame yok. Bir soruşturma evrakı yok. Görevden alındılar, bırakıldılar. HDP seçmenine hangi gözdağı veriliyor? Diyor ki kardeşim sen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'yi seçersen ben yine gelirim görevden alırım. Seni iktidarda tutmam diyor. Mansur Yavaş üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bir mesaj veriliyor. Kardeşim sen Mansur'u seçsen de ben onu orada oturtmayacağım diyor. Bu mesaj veriliyor. Ama yarın Mansur Yavaş'ın yapacağı açıklamayla birlikte bu ortadan kalkacak. Şimdi o kadar çaresizleştiler ki, feminist gece yürüyüşü olarak tam 16 yıldır yapılan bu yürüyüş Cumhurbaşkanı'nın hedefi haline geldi. Yandaş medya, troller olarak nitelendirilen, provokasyon yaratan kesim bir yalan attı ortaya. Dediler ki 8 Mart gecesi feministler ezanı protesto ettiler. Arkadaş ezanı niye protesto etsin feministler? Bir, İstanbul'u bilmeyen, o bölgeyi bilmeyenler için söyleyelim. Feministler o gece tünelden her zamanki şeyleri ta İstiklal Taksim, Caddesi'nin başına kadar, Taksim Meydanı'na kadar büyük bir kalabalık topladılar. Ve saat 19'da Taksim Meydanı'na geleceklerini söylediler. Saat 19'da Taksim Meydanı'nın girişindeki Fransız konsolosluğunun önünde polis barikat oluşturdu ve feministleri içeri sokmayacağını söyledi. Feministler bunun üzerine Gürkan, saat 19'da geldikleri buluşma noktasında polisi ıslıklarla protesto etmeye başladılar. Saati niye anlatıyorum şunun için? Saat 19'da ıslıklarla protesto etmeye başladılar. Ve dakikalarca sürdü bu protesto. Ezandan önce. Akşam ezanı da 8 Mart günü saat 19.12'de okunuyor. Yani ezan okunurken
feministlerin ezana yönelik bir protestosu, bir alkışla protestosu, ıslıkla protestosu söz konusu değil. Polis saat 19'dan itibaren feministleri Taksim Meydanı'na sokmadığı için yaklaşık 15 dakika süren bir protesto var zaten. Ayrıca protesto edildiği söylenen ezanın okunduğu yer İstiklal Caddesi'nin ortasındaki Ağa Camii. Hani Hacı Abdullah lokantasının evet. olduğu yer, sinemanın, 500 Demirören AVM'nin olduğu yer. Yurtta bilenler gözlerine canlandırsınlar diye söylüyorum. Ve ezanın okunduğu camiyle feministlerin oluşturduğu kortejin arasında neredeyse 1,5 kilometre ya da 1 kilometrelik bir yol var. 1 kilometre var en azından. Yani burada ne bir ezana yönelik bir saygısızlık var. Oradan duyulamaz bile ezan. Duyulması zaten kortejin başından mümkün değil. Yani. 19'da başlamış ıslıklı protesto, ezan okunduğunda da ıslıklı protesto zaten sürüyor çünkü duymaları mümkün değil. E sen şimdi bir muhafazakar güya hükümet olarak feministlerin ıslıklı protestosunu ezana karşı saygısızlık olarak nitelendiriyorsun da, polisin o saatlerde biber gaz sıkmasını ve müdahale etmesini nasıl yorumluyorsun? Orada binlerce kadın ezan okunurken biber gazına maruz kaldılar. Protestoya maruz kaldılar. Hatta bir tweette okudum. Bir kadın polis isyan ediyor. Ya diyor ki arkadaş bu nedir? Her yeri kesmişler diyor. Yani bu kadınlar yürüsünler. Ne var bunda diyor çevik kuvvetten bir polis. Oraya getirilen bir görevli polis. Şimdi iktidar bunu neden yapıyor Gürkan? Gerçekten söyleyecek bir şeyi kalmadı. Bak demin SODEV'in raporundan bahsettim ya. 1067 kişiye temel sorunun nedir? Türkiye'nin birinci sorunu nedir diye sorulduğunda 1067 kişiden sadece bir kişi, bak bir kişi Türkiye'nin beka sorunu var diyor. Bir kişi, bir. Bu ne demek? İktidarın Türkiye'de beka sorunu var, lafı tutmadı. E ne yapmaları lazım, ne bulacaklar? En kolay inanç alanı ne? En kolay sömürü alanı ne? Özür dilerim. En kolay sömürü alanı dini inançları sömürmek. AKP'nin de, tırnak içinde söylüyorum, en iyi yaptığı iş. Döndüler, dolaştılar, yerel seçimlere ezana kadınlar saygısızlık yaptı diye anlatıyorlar. Burada tabii bir başka konu da var Gürkan, onun da altını çizmek lazım. Bu arada biz izleyicimiz diyor ki orada sadece feministler yok, kadınlar vardı. Diyor. Kadınlar, doğru. Kadınları kullanıyor. Feminist hareketi değil, ben feminist hareketi değilim ama oradaydım diyor. Bir izleyicimiz göndermiş. Tabii, ama feministler. Tabii yani feminist gece yürüyüşü adı. Gürkan, ezan tartışması üzerinden aslında bir rahatsızlıklarını daha dile getiriyorlar, o ne biliyor musun? Kadınların sokağa çıkmasından rahatsızlar. Çünkü o geceki tabloyu özellikle İstiklal Caddesi'nin üstünden çekilen görüntülere baktığında on binlerce kadının adeta bir şenlik yaparcasına haklarını aradıkları ve kardeşim biz buradayız dedikleri bir geceydi o. Biz buradayız. Sizin her türlü saldırınıza, her türlü aşağılamanıza, her türlü yok saymanıza rağmen biz kadınlar buradayız, sokaktayız, haklarımızı arıyoruz dediler. Bundan da rahatsızlık duydukları için kadın hareketini şu anda ezan tartışması üzerinden sindirmeye, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Evet, yani, asıl rahatsızlıkları bence kadınların daha görünür olması. Yani bir boyutu ama yani sonuçta yani Erdoğan'ın da kendisinin ifade ettiği bir şey var. MHP seçmeni dahil olmak üzere kendi seçmenini konsolide etme çabasının yeni bir hamlesi. Tutmuyor çünkü hiçbir şey dikiş tutmuyor. Dikiş tutan bir şey yok. Yani işte gerçekten de alt alta koyduğumuzda, sıraladığımızda yani bu işler camide içki içmelerinden Kabataş'a, Kabataş'tan BK'ya, BK'dan teröristlere kadar uzadı. En son yakalayabildikleri halkalardan bir tanesi bu. Doğru değil. Ve şu insanı üzüyor gerçekten. Yani çıplak gözle bile, ki sosyal medyada dolaşıyor, çeşitli televizyonlar manipüle ederek gösteriyorlar ama çıplak gözle bile izlendiğinde çok net bir biçimde bir ezan protestosu olmadığını görüyorsunuz. Kaldı ki Türkiye siyasal tarihinde bir ezan protestosu hiç olmadı. Hiçbir zaman olmamış. Bu aslında mevcut iktidarın dramını da gösteriyor. Yani işi bu kadar... Ezana hiçbir zaman Türkiye'de saygısızlık olmadı. Ya işin doğrusu bakın genel olarak inançlar meselesinde aslında inançlara saygısızlık, normal vatandaşta inançlara saygısızlık olmamış. İnançlara saygısızlık düşüneceksek iktidarın kendisini düşünmemiz lazım. Devletin kendisinde olmuştur. Yani o anlamıyla da normal vatandaş kimin nasıl inandığı noktasında çok müdahale olmamıştır. Ama yukarıdan yönlendirmeler inançla ilgili kutuplaştırmayı da beraberinde getirmiştir. Yani buradaki tehlikeli nokta şu tabii. Yani siyasal İslam
Ve Türkiye'deki birçok iktidar 12 Eylül sonrasından bu yana, ki 1960'larda da aslında buna kısmen rastlarız, dini kullanırlar. Ve dikkat edin, Türkiye'deki önemli saldırıların arka planda hep din vardır. Yani bu anlamıyla da Sivas Madımak katliamı bu noktada önemli örneklerden bir tanesidir. Yani bütün siyasi ayaklanmalar, böyle arka şeyler, planda hep din elden gidiyor ve dine saldırı vardır diye. Aynen. Ve bunun bir tanesi bile ispat edilmemiştir. Yani o anlamıyla ezana ve dine yönelik bir şey yoktur. İktidar korktuğu için de böylesine bir süreci derinleştiriyor. Ya burada düştü gene. Bu arada Necdet, evet, mikrofonunu düzeltirken... Valla burada Barış'ın bir suikast olabilir. Olabilir. Necdet mikrofonunu düzeltirken bir bilgiyi de vereyim. Yatsı namazı da 20.30'da okunuyor. Orada biliyorsun Fransız Kültür Merkezi'nin yanında küçük, evet, bir cami, evet, var. Ve ezan okunmadan 15 dakika önce tekrar kadınlara dağılın uyarısı yapılıyor. Şu anda o gösteriye katılan bir kadın arkadaşımız da bana yazmış. Ezan okunurken zaten diyor... Polislere yönelik protesto ıslıkları sürüyordu, eyleme izin vermedikleri için. Biz kesinlikle ezanı protesto etmedik diye de tabii ki bir kadın arkadaşımız da yazmış. Onu da araya gideceksiniz. Araya gidelim yani mi? Yani birkaç ay, tamam. Reklamlardan sonra, tanıtımdan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni parti meselesi var, onu konuşacağız. Seçimlerin anket sonuçlarını tam giremedik, onları konuşacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz, evet. Bir araya gidiyoruz sevgili dostlar, biliyorsunuz ara demek bizim bu programlarımızda Halk TV'nin yaşaması için sizlerin de destek olması demek. Halk TV'ye destek olun, kitap okuma saatine buyurun efendim. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyasette 3. bölümle karşınızdayız. Konuklarım Necdet Saraç ve Barış Yarkadaş gazeteci. 1. bölümde Muhittin Böceği ağırlamıştık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onun projelerini dinledik. Antalya'dan da canlı yayınımızı sürdürüyoruz bu arada. Bunları da hatırlatalım. Bir başka notu da tekrar yineleyeyim. Çok tartışılan, çok konuşulan isim. Ankara Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, biliyorsunuz hakkında iddialar dile getirilmişti. Bugün çok çeşitli kanallarda da haber alıyoruz, o programlarda da tartışılıyormuş bu konu. Mansur Yavaş yarın bir basın toplantısıyla cevabı verecek. Fakat onun öncesinde ben Mansur Yavaş'la görüştüm ve bana dedi ki, tekrar yineliyorum, bana güvensin seçmenlerim, bana güvensinler, bu son çırpınışları, sonuç değişmeyecek dedi. Evet, kendine son derece güvenli bir ifade kullandı Mansur Yavaş. Evet, isterseniz biraz anketlere ve seçimin gidişatına gelelim. Barış bir hızlı hızlı geçti. Dedi ki Adana, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Muğla, Eskişehir, Muğla buralarda. Yani Bursa'da şimdi, da bazı anketler. Bursa çok ilginç, evet, zaten şaşırtıcı bir durum. Zaten o yüzden bugün hemen bir son dakika bilgisi vereyim. Tıpkı Mansur Yavaş'a yapıldığı gibi Mustafa Bozbey'e de bir soruşturma başlatma girişimi varmış. Evet. Çünkü Mustafa Bozbey de Bursa'da hakikaten 20 puanlık makası kapatmak için uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da 20 puan gerideydi. Onun için de çok güzel bir kampanya yapıyor. Hakikaten gelen araştırmalarda da gördüm. Mustafa Bozbey'in Bursa halkı üzerinde ciddi bir etkisi var. Şimdi Mustafa Bozbey'in o Bursa'daki yükselişini durdurmak için ona yönelik de bir yargı atağı yapılmaya çalışılıyormuş. O da herhalde, peki, bir iki güne kadar zaten duyulur. Evet. Yani ne oluyor da mesela yıllardır Mustafa Bozbey soruşturmaya uğramıyor. Birdenbire Mustafa Bozbey, Mansur Yavaş ve diğerleri eski defterler karıştırılarak mercek altına alınıyor. Bunun da herhalde takdirini zaten izleyici yapacaktır. Yani burada tabii şöyle bir şeye dikkat çekmek lazım. Yanlış rakamı yanlış telaffuz etmiyorum ama bu süreçte toplam ya 5 ya 6 kişinin adli sicilden dolayı adaylığı düşürüldü. Evet. Yani sayının daha yüksek olduğu kanaatli değilim. Belki 1-2 oynayabilir ama o civarda bir şeydi. Ya şimdi yani normal olarak adli sicili çalıştırıp bu işi yapması gerekenler ve baktılar ki iş gerçekten zor. Yani bu tür hamleler yapıyorlar. Bu tür hamleler Türkiye açısından son derece, Türkiye'nin genel durumuna da zarar veriyor. Yani yalnızca kutuplaştırmakta kalmıyor. Yani şimdi ya şöyle düşünüyor insan bazen biraz kenara çekilip baktığında. Diyelim ki Türkiye'de beka sorunu var. Türkiye'de bu tür şey. Ya normal böyle sorunlar olduğunda bir iktidar ne yapar? Herkesi kucaklamaya çalışır.
Yani beka dediğin eğer gelecek kaygısıysa, ülkenin geleceği ise, ülkenin varlığı meselesi ise, bunun örnekleri vardır ve iktidar bir adım geri atar ve herkes kucaklar. Burada tam tersi bir iş yapılır. Nasıl ve olacak? Partili cumhurbaşkanıyla nasıl olacak? İşte o anlamıyla da önemli ve bu, şimdi yalnız Necdet Saraç, bir şey önce bir genel çerçeve çizelim. Sonra özelinde tek tek gideceğiz. Şimdi bu tabloyu söyledik. Bu kadar il, yani Mersin, Adana, Antalya, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan iller, büyük şehirler. Bunlar olursa üstüne Muğla'sı, Eskişehir'i, Bursa'sı gibi yerler gelirse 89 olur mu? Yani normal şu anki Türkiye'deki konjonktür, mevcut gelişmeler, yani ekonomik ve siyasi gelişmeler aslında bir ülkede bunu gösteriyor. Tabii yani şunu söylemek zorundayım. Normal iktidar karşısındaki güçler aslında bunu tam örgütleyebilseler 89 yaşanabilir. Şu anda biriken öfkeler, biriken tepkiler bana göre anketlere yansıyor, sokağa yansıyor. Bakın sokakta şöyle bir şey, o yüzden olabilir. Sokakta ben de alanda birçok yerde bulunuyorum. Yani alanda gördüğüm şu, yani klasik dün işte kemik AKP seçmeni bugün giderek şey olmaya başladı, çözülmeye başladı. Çünkü genel sorunlar onu da ilgilendiriyor. Ve onda da şöyle bir mutsuzluk ortaya çıkmış durumda. Yani metal yorgunluğu diyorlar ya, yani 17 yıllık iktidarda yormuş durumda. Hep benzer laflar ve şöyle düşünün, bu hiç hafife alınacak bir iş değil. O yüzden 89 olabilir ya. Mesela AKP profillerine bakın, yöneticilerine bakın. Hepsi düşük yüzlü adam. Yani bunda çizgiyi bozan belki bir tek Binali Yıldırım var kısmen. Yani o resmi bozan. Hepsi düşük, yüzleri son derece düşük, sert, agresif açıklamalar yapıyor. Kütahya İl Başkanı da benzer açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı da benzer bir açıklama yapıyor. İnanılmaz yani, insan düşündüğünde yani normal bir muhakeme gerektirdiğinde olmaz. Diyor ki Millet Partisi'ne oy verenler, Millet İttifakı'na oy verenler bizim sokağımızdan, mahallemizden geçemez hale gelirler diyor. Ne yapacakmış? Öbürü, ya işte yapabileceği bir şey yok. Öbürü başka bir şey diyor. Şimdi bunları niye söyledim? Yani aslında 89'a atıfta bulunmak için de söyledim. Ya bunların hepsi böylesine bir süreci şey yapabilir ve bu tepkiler şuna dönüşebilir. Yani sandığa tümüyle yansıyabilir. Çünkü anket firmalarının da ortaya çıkardığı bir gerçeklik var. Yani bu noktada belli haklı tartışmalar olsa da araştırma her zaman önemlidir, değerlidir. En azından belli verileri size verir. Yani burada şöyle bir şey yansıyabilir gerçekten. Bu tepkiler sandığa iki türlü yansıyacağı benziyor. Bir tanesi şu, yani iktidarı kastederek söylüyorum, AKP ve MHP seçmeni açısından da bir gitmeme eğilimi olabilir. Yani mesela bu seçimlerde oranla ilgili çok net, net iddialı rakamlar söylenemiyor. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerindeki oran çok yüksekti, %87. Yani çok ciddi bir oran. Yani Türkiye ortalaması kaldı ki 12 Eylül'den bu yana Türkiye ortalamasındaki seçimlere katılma oranı oldukça yüksek. Burada düşük olabileceği tartışmaları var. AKP ve MHP'nin küskün seçmenlerinin bir bölümü sandaydı. İki, yerel iktidarlar meselesi olduğu için CHP adaylarına ya da daha da genişleterek söyleyeyim Millet İttifakı adaylarına oy verebilir bir kısmı. Çünkü bütün Türkiye'de, yani küçük yerleri kenarda tutarak söylüyorum ama bütün Türkiye dediğimizde çok iddialı bir şey ortaya çıkmıyor. Bütün Türkiye denebilir yani. Seçim nasıl yürüyor? İkili aday üzerinden yürüyor. Doğru. Yani üçlü adayın üzerinden yürüdüğü yer son derece az. Ya da Türkiye siyasetini belirleyebilecek yerler değil. İkili adayların olduğu yerlerde seçimler neye göre belirlenecek? İki yukarı, iki aşağı. Yani iki artı eksiyle belirlenecek. Yani burun farkıyla belirlenecek. Niye? Çünkü belli rakamlar. Yani anket firmaları ya da araştırma firmalarına inanmadığımızı varsayalım ama 2014'ten bu yana bütün verilerdeki ortadaki şey ne? AKP-MHP blokuyla diğer blok arasındaki ya da diğer kalan bütün siyasi partiler arasındaki oy oranı %1 ile 3 arasında gidip geliyor. Bazen 49-51 olmuş, bazen 48-52 olmuş, bazen de 49.1'e 50.8 olmuş. Yani böylesine bir resim var. Bu son derece önemli. Bu nedenle de %2 Türkiye'nin kaderini belirleyebilir. Burada belki de temel şey şu, yani öyle bakmak lazım. Ki ben öyle bakıyorum. Küskünleri az olan ya da küskünlerini ikna eden, motive eden, sandığa götüren bu seçimin galibi olur. Evet. Bu anlamıyla sayılan bütün bu illerde şöyle bir resimle karşılaşabiliriz. 1989 resmiyle karşılaşabiliriz. Buralarda tablo değişebilir. Yani şimdi Antalya'da olduğumuz iki tane spesifik şey var. Evet. Bir sorayım. Mesela bir, bu tablo değişirse hep bir sistem tartışması beraberinde gelir diyorlar. Israrla bunu söylüyorlar. Sayın Bahçeli de söyledi bunu.
Bu dedi bir sistem tartışmasına döner artık dedi. Bir bu olur mu? Bir de ikincisi bu adaylara yönelik, yani sen biraz önce şey dedin. Bir krize dönüşür dedin eğer Mansur Yavaş'a ilişkin. Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı engellenebilirse, yani ne olur? Sonrasında olur. Diğer başka bir aday çıkartılır mı? Çıkartılamaz herhalde. Çıkartılamaz. Çünkü 3 Mart'ta bitti bu süreç. Bu süreç bitti. Barış'ın deminki bölümde söylediği şey olur. Seçim güvenliği ve seçimin iptali bile gündeme gelebilir. Ertelenebilir. Yani komple teorisi yapmak istemiyorum ama sıkışma işleri, kriz hükümetlerinin en önemli şeyi odur yani. Bu tür işler yapabilir. Ben bunun olma olasılığına çok fazla bir olasılık vermiyorum tabii, onu söyleyeyim. Yani çünkü her şeye rağmen Türkiye'de bazı işlerin dengede tutulması gerekiyor. Yani Türkiye ekonomisi çok kırılgan bir ekonomi. Bu tür hamleler Türkiye ekonomisini iyice yere serer. Hayır, Türkiye eğer iktidar eliyle seçim yapılamaz bir hale getirilirse ve iktidar bunun ateşleyicisi olursa, bugün ekonomide karşımıza çıkan küçülme daha da derinleşir ve iktidarın zaten ayakta kalabilmesi de mümkün olmaz. Çünkü şu anda Türkiye'de iyi kötü bir seçim sistemi var. İyi kötü seçimler yapılabiliyor. %80-85 oranında bir katılım var. Ama iktidar bunu Ankara'yı kaybediyorum, eyvah, Adana gidiyor, Mersin gidiyor, Antalya gidiyor. Ne bileyim işte bunlar Eskişehir'i, Aydın'ı, Muğla'yı, Hatay'ı yeniden kazanıyorlar. İstanbul'da burun buruna geldi korkusuyla 10 gün, 15 gün önce konuştukları seçimi hepten iptal ettirme stratejisini eğer ortaya koymaya çalışırlarsa buradan hiç kimse karlı çıkmaz. Tabii burada aslında Mansur Yavaş'a yönelik psikolojik operasyon CHP seçmenini sandıktan uzak tutmaya yönelik de bir adım. Bak kardeşim diyor, seçersen de görevden alırım, hakkında zaten dava var diyor. Yarın tabii Mansur Yavaş Sabah gazetesinin özellikle günlerdir ortaya koyduğu bu iddialara ilişkin çarpıcı bir açıklama da yapacak. Sana da zaten burada söylemiş. Bir araya girebilir miyim? Bakın şöyle bir şey. Aslında bu gelişmeler yalnızca AKP ve MHP seçmeni değil. Mesela ben diğer seçmenlerin de giderek yan yana geldiğini görüyorum. Mesela küskünlerin sokakta azaldığını görüyorum. Yani muhalefet adaylarının ya da alternatif adaylarının yerel düzeyde de azaldığını görüyorum. Mesela İstanbul düzeyinde bile... Şimdi zaten Ekrem, İstanbul'a Ekrem, geleceğiz. Ekrem İstanbul'u biraz özel tabii konuşalım. Şimdi mesela diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday gösterildiğinde ki havayla bugünkü hava arasında fark var. Ben Ekrem İmamoğlu'nu 2-3 yerde, Sancaktepe'de, Şişli'de birebir de izledim, alanda da izledim. Şimdi oralarda gördüm ki yani bir heyecan dalgası yaratmış durumda. Ve CHP içindeki küskünler adayda birleşmiş durumdalar. Öyle mi? Bu son derece önemli. Barış sen de görüyor musun böyle bir hava? Ben şunu görüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu... Devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu ilk aday olarak ortaya çıkartıldığında CHP tabanında çok öyle bir büyük... Heyecan dalgası yaratmadı. Yok. Ama Ekrem İmamoğlu hem çalışkanlığıyla, hem sürekli sahada olmasıyla, hem insanlara pozitif yaklaşımıyla ne yaptı? O havayı dağıttı. Şimdi bak, dün mesela Muharrem İnce Bursa Gemlik'te çalışma yapıyordu. Seçim çalışması. Gürsel Tekin yarın Kadıköy'de Salı Pazarı'nda çalışma yapıyor. Önceki gün Esenyurt'taydı ki bu örnekleri niye veriyorum? Çünkü her ikisinin de ismi İstanbul Büyükşehir adaylığı için geçiyordu. Evet. Ben özellikle CHP'nin ileri kadrolarında bu küskünlüğün ortadan kalktığını ve herkesin seçime odaklandığını görüyorum. Dün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bir gazeteciye küskünlükler arkada kaldı. Şu anda biz sadece seçime odaklandık. Herkes şu anda el ele vermiş, seçimi düşünüyor bak, dedi. Ki yapılması gereken... Birlikte tanıdığımız ortak, sizi de tanıyorsunuzdur herhalde, İsmail Ünal, Beşiktaş'ın eski belediye başkanı. O da bugün Antalya'da olduğumuzu duyunca mesaj atmış. Diyor ki Akseki'de 27 köy gezdim Gürkan. Herhalde daha da gezeceğim diyor. Antalya'nın seçimi için çalışıyoruz. Tabii bu önemli bir şey. Diyor bak mesela Beşiktaş Aksekelidir İsmail Ünal. Hatta beni de evet şeyde ben, görmüş. Hayır, özelliği şu, Enver Barış. Enver Barış var. Belediye meclis üyesi adayı. Onun fotoğrafının arkasında beni görünce bugün Kepez'de biz gezerken o fotoğraftan oradan görmüş. Oradan İsmail Ünal yapmış. Biliyorsun bu dönemde Beşiktaş Belediye Başkan adayıydı. Aday gösterilmedi ama ona rağmen... Küsmedi. Tabii küsmedi. Şu anda da çalışıyor. Hatta kendisi söylemiyor ama ben söyleyeyim.
Demokratik Sol Parti görüşmek istedi, görüşmeyi bile kabul etmedi İsmail İnal. Yani, çünkü şunu söyledi, ben Cumhuriyet Halk Parti'yim dedi. Bir cümle söyleyip bırakayım. Gürkan, ileri kadrolardaki o küskünlük, o kızgınlık, uzak durma ortadan kalktı. Çünkü herkes şunu görüyor. Tarihsel bir fırsat var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin de desteğiyle eğer bu süreci doğru yönetirse, son 20 günü doğru yönetirse Türkiye bu AKP karanlığından kurtulmak için çok önemli bir mesafe kat edecek. Bu noktada mesela somut yani yani bir alanda da birebir gördüğüm için yani bu aslında pozitif bir şey ve insanlar 31 Mart'a kadar ya bu süreci bir kere yükseltmemiz, büyütmemiz gerekir diyorlar. O anlamıyla geçmişteki kendi aralarındaki tartışmaları, ideolojik politik farklılıkları, yorum farklarını da bir kenara bırakmış durumdalar. Mesela Sancaktepe'de ben mesela bunu işte İstanbul özeline biraz girelim. Birebir tanık oldum. İstanbul'da çünkü, mesela sürpriz nereler bekliyor? Ya şimdi mesela Sancaktepe'yi bir konuşalım. Özgen Nama aday. Özgen Nama aday. Mesela burası aslında Türkiye İstanbul açısından önemli bir yer olabilir, değiştirebilir. Yani bu anlamda bir Sancaktepe ile ilgili somut söyleyeceğim ama Sancaktepe, Esenyurt, Beyoğlu, Şişli bu noktada önemli yerler. Küçükçekmece. Buralar Üsküdar, CHP'ye gelebilir mi? Şişli Üsküdar, gerçi CHP'de de. Ya işte tabii şey açıdan dolayı yani adaylaşma açısından ama buralar yani Şişli'yi dışarıda tutarsak Üsküdar dahil hiçbiri CHP'de değil. Şimdi mesela Sancaktepe'de gördüğümü diğerlerinde de görüyorum ama Sancaktepe'de somut yorum. Özgen ama aslında bölgeye açıdan profili uygun bir aday ve kendisini de mutabakat adayı olarak ifade ediyorum bölgenin. Yani Sancaktepe çok göç almış bir yer. Aslında Sancaktepe diye kimsenin olmadığı bir yer. Dışarıdan gelmiş insanlar. Ve şunu gördüm ben. Aslında mevcut iktidar söylemlerini sertleştirdikçe, kutuplaştırmayı arttırdıkça CHP ve CHP çeperindeki insanlar, dün küskün olanlar bugün yan yana gelmeye başladılar. Evet. Ve kavram yanlış bir kavram değil. CHP'de politika yapan, hem yerel hem ulusal düzeyde politika yapan isimlerin de hamleleriyle birlikte mesela Sancaktepe'de ben önceki gün şöyle bir resim gördüm. Son derece önemli ve doğru bir resimdi. Bütün eski ilçe başkanları, yeni ilçe başkanları ve aday yan yana gelmiş durumda. Ve ortak şey şu, ya yakalanması gereken bir halka var, bu halkayı yakalayalım. Evet, 24 Haziran sonrası Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni demotive oldu. Morali bozuldu, demoralize oldu. Herkes bundan derece derece etkilendi. Ama son 1-2 haftadır bu işin giderek hızlandığını düşünüyorum. Çünkü normal Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından söyleyecek olursak ya insanlarda ciddi bir iktidar şeyi var artık. İktidara susamışlık var. Yani sürekli kaybeden, sürekli kaybeden tarafta yer almak doğal olarak insanları yoruyor. Şimdi bu kırılmaya başlanıyor ve ben mesela şöyle bir şeyi görüyorum. Yani Sancaktepe özelinde de görüyorum, Esenyurt'ta da görüyorum, Küçükçekmece'de de, Üsküdar'da da bunu görüyorum. Yani bir takım hamlelerle ve bu motivasyonun yükseltildiğinde, demin söylediğime de atıfta bulunayım, küskünler azaldığında, küskünler yan yana gelmeye başladığında ben 31 Mart akşamı İstanbul'daki tablonun hem Ekrem İmamoğlu lehine, ki öyle bir şey de var, öyle bir yan var, Ekrem İmamoğlu lehine, hem de yerel düzeyde CHP'de olmayan belediyelerde, demin saydığımız yerlerde CHP adayları lehine şekillenebileceğini düşünüyorum. Deminki soruyu istedim, böyle bir şekillenme olursa ne olur? Ya bu şekillenme şöyle bir şeyi getirir ortaya. Yani eğer demokrasi ve hukuk devreye girecekse doğal olarak bir sistem konusunda konuşma olur. Yani bu yeni bir şey değil. Devlet Bahçeli bu işi henüz daha yerel seçim takvimi açıklanmadan çok önce söyledi. Kendisi telaffuz etti. Böyle bir şey olabilir mi? Demokrasi, eğer demokrasiden bahsedeceksek, hukuktan bahsedeceksek oturmamış bir sistemin yani çalışabilir, demokratik bir parlamenter sistem düzeyinde konuşulması kadar doğal bir şey olmaz. Bu kimseyi ürkütmemeli. Türkiye'nin çünkü şöyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye'nin bir siyasal iklim değişikliğine ihtiyacı var. Normalleşmeye ihtiyacı var. Yani insanların bu kadar kutuplaşma yerine oturup konuşmasına ihtiyacı var. Ya dünya öyle bir noktaya gelmiş ki bizim konuştuğumuz konulara bakıyorsun. Dünyadaki hafta sonu Hollanda Amsterdam'da çok şiddetli bir yağmur da yağmış. Yağmura rağmen 40 bin kişi iklim için yürümüş. Şimdi dünyanın iklim için konuştuğu, yapay zekayı tartıştığı, biyoteknolojiyi konuştuğu bir ortamda yani biz halen şunu konuşuyoruz. Ezanı mı ıslıkladılar, işte başka bir şey mi yaptılar? Bu Türkiye'ye de, bizim kendi insanımıza da, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına da bir şeydir. Bu partiler bu arada şey söylüyorlar. Sancaktepe'yi, Esenyurt'u söylüyorsunuz ama Tuzla'da. Tuzla'ya onu dikkat edin. Şimdi Salim Gürsoy diyorlar. Evet. Tuzla'da, şimdi şunu söyleyeyim. Tuzla'da da tabii eski bir belediye başkan adayımız Cemil Ekşi, o da Salim Gürsoy'la birlikte çalışıyor. Kendisi de adaydı, kaybetti.
Bu dönemde yine adaylık başvurusunda bulunacaktı Cemil ama... Cemil Ekşi'ye de selam söyleyelim Cemil buradan. Ekşi'ye de söyleyelim buradan. Şimdi mesela Sancaktepe örneğinde CHP içindeki birlik açısından şu önemli. Aday olan Alper Yiğin mesela ilçe başkanıydı, aday oldu. Aday gösterilmedi ama şu anda ben her gün hemen hemen her gün Alper Yiğin'i de sahada görüyorum. Tabii şu anda evet. Birebir Özgenlama kazansın diye hakikaten Alper Yiğin'i de buradan tebrik etmek lazım. Çalışıyor. Keza eski belediye başkan adaylarından Hakkı Sağlam. Ben de Sancaktepe'ye seçim çalışması için gittiğimde tüm gün Hakkı Sağlam'ı da gördüm. Hakikaten boş bırakmıyorlar. Özgen'in sürekli yanındalar ki birçok milletvekilimiz, eski ve yeni milletvekilimiz de Sancaktepe'de çalıştılar. Bir küçük çekmeceyi de söyleyeyim. Küçük çekmecede de çok merak edilen bir yerdi. Araştırmalara göre 8000 oy gerideydi Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat şu anda Gürkan, küçük çekmeceli özellikle Cumhuriyet Halk Partililere söyleyelim. Başa baş noktaya gelmiş durumda şu anda küçük çekmece. Öyle mi? Tabii. Şu anda küçük çekmecede AKP ve CHP başa baş noktaya gelmiş durumda. Buradan bir çağrı yapayım. Kızgın, kırgın, küskün olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partililer, ne olur sandığa gidin. Bu iş şahıs meselesi değil. Adayı beğenmeyebilirsiniz, listesini beğenmeyebilirsiniz, politikalarını beğenmeyebilirsiniz ama şunu unutmayın ki biz bu Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz ve Cumhuriyetimizi yeniden kazanmak için bu yerel seçimler önemli bir milat olabilir. İkincisi bir noktayı da söyleyeyim. Hayır, şey İmamoğlu'na bir gel. Ha, İmamoğlu'na da gelelim. Durumunun ne diyorsun? Başlangıçtaki rüzgarı daha da arttı diyorsun. Bir kamuoyunda sempati oluşturmaya başladı. Bir de genç ve dinamik oluşuyor. Bir artıya dönüştü. Pozitif bir etki yarattı şimdi herhalde. Şimdi en büyük avantajlarından biri şu. İmamoğlu'nun aleyhine konuşan hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yok. Bak hiç kimse yok. İki adaydan bahsettim. Muharrem İnce ve Gürsel Tekin, ikisi de sahada. İkisi de İmamoğlu kazansın. Dolayısıyla CHP kazansın diye çalışıyorlar. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi... Bu arada Gürsel Tekin'in hakkını teslim etmek lazım. Her yerde var. Evet. Her yerde var. Cumhuriyet Halk Halkın Partisi... Halkın otobüsü her yerde Halkın var. Halkın otobüsüyle ayın 20'sinde Kars'a gideceğiz. Kars'tan da özellikle yazıyorlar ne oluyor diye. Kars'ta da Cumhuriyet Halk Partisi bayağı bir mesafe kat etti. Orada da başa baş bir seçim sürüyor. İmamoğlu'nun son 20 günde... biraz belki siyasi söylemini daha yukarı çekmesi lazım. Yani özellikle artık seçmene kararsız... Cumhurbaşkanı da yükleniyor. Tabii kararsız olduğunu söyleyen seçmene İstanbul'u nasıl yöneteceğine ilişkin biraz daha somut sözler söylemesi lazım. Bir yükseliş grafiği yakaladı İmamoğlu. O ilçelerdeki dağınıklık da hemen hemen ortadan kalktı. Başlarda bir dağınıklık oldu listeler çıktığında. Çok eleştirildi. Ki altını çizerek söylüyorum, o eleştirilerin de %90'ı haklı eleştirilerdi. Onun da altını çizelim, onu bir kenara bırakalım. Ama şu ana kadar çok büyük bir dramatik hata yapılmadı. Seçim kampanyasını zora sokacak bir şey yapılmadı ve Binali Yıldırım'ın da özellikle o her gün ekranlara mutsuz bir ifadeyle çıkması da AKP seçmenini de sandıktan uzaklaştırıyor. Şu anda Gürkan, yapılan araştırmalara göre AKP seçmenlerinin %31.7'si bu seçimlerde sandığa gitmeyeceğini ve oy kullanmayacağını söylüyor. Bakın, iktidar partisine 24 Haziran'da oy veren seçmenlerin %31.8'i sandığa gitmeyeceğini ve oy kullanmayacağını söylüyor. Niye? Çünkü şunu gördüler. Kendilerine bir cennet vaat edilmişti. Necdet'in de ifade ettiği üzere başkanlık sistemi gelecek ve her şey güllük gülistanlık olacak denilmişti. Ama şu anda adına başkanlık denilen sistem bir, Türkiye'yi büyük bir bürokrasi cehennemine çevirdi. İki, merkezileşen hükümet Türkiye'de işlerin sarpa sarmasına yol açtı. Ya düşünsene, bir devlet memuru bile alınacaksa bunun için saraydan izin alınması gerekiyor. Herhangi bir ihale verilecekse bunun saraya gitmesi lazım. Yani ne yerel yönetimin bir önemi kaldı, ne parlamentonun bir etkisi kaldı. Siz bu sistemi yürütemezsiniz. 80 milyonluk bir ülkeyi tek bir merkeze bağlarsanız ve o tek merkezde bürokrasiye boğulursa Türkiye'de işler yolunda gitmez. Şimdi hele yerelde tam tabii, tersi olması lazım. Yani yerelde AKP'nin çıkışını hatırla Necdet, ne diye geldiler? Tabii. Bak 2002 seçimlerinde, çok 2004 seçimlerinde evet, ne diye geldiler? Bütün belediyeler yerinden yönetilecek dediler. Hatta Avrupa yerel özellik sözleşmesine atıfta bulundular. Peki. Bu son derece şimdi, önemliydi aslında, onu geliştirmek lazım. Son 10 dakikaya giriyoruz. Evet. Bir şu yeni parti arayışları meselesine bir girelim isterseniz. Eski ilçe başkanımız
Tahsin Ilgar ve Yasin Ilgar da, onlar da mesaj yollamış. Biz de sahadayız. Unutmayın diye. Tamam. Herkes sahada. Onu bir kere artık söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları bu seçimin alınması için hakikaten tüm imkansızlıklara rağmen canla başla çalışıyorlar. Şuna bak Gürkan, bir not, bir 30 saniye söyleyeyim. RTÜK üyesi İsmet Demirdöyen, bizim gazeteci İsmet abimiz. Abi. İsmet abi, benim de eski Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden, tabii genel başkanım. 1 Şubat, 28 Şubat arasında TRT'nin yayınlarını incelemiş. AKP'ye 49 saat ayrılmış Gürkan. 49 saat ve 49 saatin tamamı AKP lehine yayın yapılmış. Bir saniye bile AKP aleyhine yayın yok. MHP'ye 3 saat 32 dakika ayrılmış. Aleyhine 1 saniye yok. MHP'nin CHP'ye 5 saat lehine, 5 saat 56 dakika aleyhine yapılmış yayın. İyi Parti'ye 55 dakika lehine, 1 saat 11 dakika aleyhine yapılmış. Bir dramatik tablo. HDP'nin adı bile geçmiyor. Yok, bak, var. 7 dakika. 7 dakika. 7 dakika. O da aleyhte. O da aleyhte, hayır, zaten. Aleyhte. Hayır, adı bile geçmiyor derken. Şimdi evet. AKP'ye 49 saat ayrılırken HDP'ye 7 dakika ayrılırsa zaten bu adının geçmediğini gösterir. Ve o 7 dakikada da zaten aleyhine yayın yapılmış. İsmet Demirdöyen'in hakikaten ortaya koyduğu bu tablo Türkiye'de nasıl bir eşitsizlik içinde seçime gittiğimizi de gösteriyor. Ama bu eşitsizliğe rağmen Gürkan, ben şunu görüyorum sahada. Seçim çalışması için gittiğim her yerde şunu görüyorum. Halk kararını vermiş. Halk artık AKP ve MHP iktidarından kurtulmak istiyor. Halk AKP ve MHP blokuna bir ders vermek istiyor. Bu arada bir son dakika haberi var. İlginç tabii. Yani ilginç, çok da geçmiş olsun. Ankara'da şehir hastanesi açılışı yeni yapılacak biliyorsunuz. Resmi açılışı yapılacak. 3600 ataklı Ankara Başkent Şehir Hastanesi'nde asansör düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaraların ikisinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. İnanılır bir şey değil. Daha açılışı yapılmak üzere olan bir hastanede asansör arızasından, asansör düşmesi sonucu 4 kişi yaralanmış. Saygı Öztürk'ün saat 22.13 itibariyle haberi. Ankara, son dakika tabip, olarak söyleyelim. Ankara Tabip Odası ve Türkiye Tabipler Birliği şehir hastanelerinin yanlış olduğunu, yönetilemez olduğunu, bu kadar büyüklükteki hastanelerden hizmet çıkmayacağını daha 15 gün önce bilimsel bir raporla ortaya koydular. Tamam. Şimdi şeye gelelim. Osman Sert. Osman Sert kimdir? Osman Sert eski bir gazeteci. Diplomasi muhabiriydi, dış politika muhabiriydi. Daha sonra Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu döneminde de Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanlığı görevini yürüttü. Şimdi de halen beraberler. Şimdi Osman Sert'in kendi resmi Instagram Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım okuyacağım. Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı, herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor, bizi bu bilinç kurtarır diye ilginç, anlamlı bir mesaj atmış. Tabii Osman Sert bu mesajı attığında bu mesajın aslında Ahmet Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde de atıldığını düşünmek lazım. Şimdi artık yeni parti, yeni hareket daha doğrusu. Davutoğlu Babacan hareketi. Bu artık ayyuka çıkmış durumda, konuşuluyor. Hatta saklamıyorlar da. Toplantılar yapılıyor, şehir şehir geziyorlar, görüşmeler yapılıyor. Yalanlama da yok. Dolayısıyla böyle bir tabloda 31 Mart'tan sonra böyle bir hareketin şansını nasıl görüyorsunuz? Bunun partileşme süreci hemen mi olur, sonra mı olur? Necdet Saraç, sizle başlayalım. Yani 31 Mart sonuçları her halükarda Türkiye'de sahada yeni bir hareketlenmeyi ortaya çıkaracak. Kaçılmaz biçimde bu. Buradaki hareketlenmedeki temel kriter şu bence. Bu sol açısından da geçerli, onu söyleyeyim. Sol ve sosyal demokrasi açısından da yeni bir hareketlenmeyi beraberinde getirecektir. Çünkü tıkanan sistemin karşısında alternatif bir hareket yaratmak lazım. Sağdaki AKP içindeki oluşumlar meselesinde görüşüm şöyle net.
Evet, buradan bir hareket çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir parti çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama gördüğüm şu, Erdoğan'ı karşısına almayan, Erdoğan'a doğrudan muhalefet edemeyen, doğrudan tavır alamayan, farklı bir şey söyleyemeyen bir hareketin başarılı olabilme şansı yok. Bu anlamıyla da baktığımda somut olarak söylemek gerekiyorsa, fiil olarak bu isimler AKP içinde mi AKP'li mi? AKP'li değiller. Mevcut AKP yönetimine, o anlamıyla kendi mahallelerine baş kaldırabilecek cesaretleri var mı? Yok. Yeni bir şey söylüyorlar mı? Yani buradaki kavramlar doğru gibi gözükse de yeni bir şey söylemiyorlar. O anlamıyla ben sağın içinden, muhafazakar sağ hareket sağın içinden AKP ile hesaplaşmaya göz almayan, ideolojik politik olarak hesaplaşmaya göz almayan, farklı şeyler söyleyemeyenlerin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. O anlamıyla da böyle bir parti, böyle bir hareket olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir. Ama eskilerden, denenmişlerden ben yeni şeyler çıkacağı kanaatinde değilim. Bu aslında Türkiye siyasetinin tümü içinde söylüyorum. Yani sol ve sosyal demokrasi içinde söylüyorum ama Davutoğlu gibi, Gül gibi isimler için fazlasıyla söylemek gerekir kanaatindeyim. Barış, Ali Babacan ismini artık siyasette daha fazla duyacak mıyız önümüzdeki dönem? Şunu söyleyeyim. Çok az süremiz var. İki parti tartışması var aslında. Bir Ali Babacan ve arkadaşlarının, bir de Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının kuracağı söylenen bir partiden söz ediliyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Abdullah Gül'ün liderliğinde, teknik direktörlüğünde bir parti kurulacağını, Ahmet Davutoğlu'nun partinin genel başkanı, Ali Babacan'ın da bu yeni parti denilen partinin sözcüsü olacağı konusunda bilgiye sahibim. Yani şunu yapmak istiyorlar. Ahmet Davutoğlu biliyorsun otobüs üstüne hepsi çıkıp, tabii hepsi tek bir parti olacak bence ama hemen kurmayacaklar. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını görmek istiyorlar. Hedefleri de özellikle AKP'den kopan ve AKP'den yorulan, tırnak içinde söylüyorum, milliyetçi muhafazakar seçmeni yanlarına çekmek ama Özal gibi dört eğilimi birleştiren bir parti kurmak. Yani daha liberal görünümlü, daha toplumsal özgürlüklere duyarlı, AKP'nin 2002'deki, tırnak içinde söylüyorum, çıkışını andıran bir partiyle çıkmak istiyorlar. Özellikle de Tayyip Erdoğan'ın zaten beka tartışması açmasının arkasındaki yatan sebeplerden biri de bu. Tek sebep o demiyorum. Sebeplerden biri de bu. O cephede ciddi bir çalışmanın olduğunu ama 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını görmek istediklerini de söyleyebiliriz. Peki. Bir cümle söyleyebilirim. Tabii, buyurun, olmazsa buyurun. Olmaz diyeceğim. Aslında iki cümleydi ama iki cümle buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Bir tanesi şu. Ya bu ülkenin gerçekten normalleşmesi lazım. Bugün bir hava okudum. Beyazıt Kütüphanesi dünyanın en iyi dördüncü kütüphanesi seçilmiş. Yani bu önemli. Niye önemli? Bazı işleri gerçekten öyle görmek lazım. İki, bugün Berkin Elvan'ın ölümünün yıl dönümü. Ama orada şöyle acı ama güzel bir tablo oluştu. Tablo şu, Berkin annenin, Berkin Elvan'ın annesiyle Çorlu'daki tren faciasında ölen Arda Sel'in annesi Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümünde kucaklaştılar. Acıların anneleri ortaklaştırdığını görüyoruz. Türkiye'de de ortaklaştırmasını ve toplumsal vicdanı yeniden şekillendirmesini diliyorum bu tablodan dolayı. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bugün aynı zamanda Turhan Selçuk'un ve sevgili Emre Saltık'ın da ölüm yıl dönümü. Evet, o iki saygıdeğer sanatçıyı da buradan bir kez daha analım. Peki. Evet, Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz Şimdiki Zaman Siyaset'in birinci bölümünde Muhittin Böcek'ti konuğumuz. İkinci bölümünde Necdet Saraç ve Barış Yiğit arkadaşla birlikte Türkiye'yi yaklaşan seçimleri yorumlamaya, analiz etmeye çalıştık. Bizden bu kadar. Cumartesi Şimdiki Zaman'da buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.